Masada ne var? Hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından konuklarımızla keyifli bir sohbet bizi bekliyor olacak. İlk başlığımız bayrağın gölgesinde bayram şeklinde. Aslında neden Kavala sevdalısı birçok kişim var diye bir başlık düşünmüştük. Ama sonrasında bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan bir kliple beraber içinde bulunduğumuz şartlarda huzurla bayramı idrak edebilmek için kimlerin nasıl bir mücadele verdiğinin altını çizmek gerektiğini düşündük ve o yüzden de bu başlığı seçtik. İkinci başlığımızı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan attı diyebiliriz. Suudi Arabistan dönüşünde uçakta gazetecilere muhalefetin durumunu değerlendirdi. Özellikle Altılı İttifak'taki sancılı sürece dikkat çekti ama aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karanlık eylemlerine göndermede bulundu ve bu zat zihinsel olarak karanlıkta ve danışmanları kendisini sürekli olarak kandırıyor diye ifadeler kullandı. Bu sürece de bir bakacağız. Erdoğan neler söylemek istedi? CHP cephesinde altılı masada neler oluyor onlara da bakacağız. Eğer vaktimiz kalırsa şu an hani bu sabah işte bayram namazının herkesin kucaklaşmasına vesile olan süreci de biraz masaya yatırmak istiyoruz. Üçüncü başlığımız maskesiz hayat. Oh ne rahat şeklinde olacak. Peki bugünlere Türkiye nasıl geldi? Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin mücadelesini örnek gösterirken muhalefet ne söylüyordu? Mezarlıklarda ölü sayanlar, kaos, kriz tellallığı yapanlar bir kez daha yanıldı. Nasıl oldu? Bunlara da yanıt arayacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı hemen sizlerle tanıştırayım. Yusuf Alavarda, 24 Güvenlik Analisti. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler İbrahim. Profesör Doktor Ahmet Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Ve Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Hepinizin bayramı kutlu olsun diyoruz efendim. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı klibi sizlerle paylaşacağım. Ardından konuşacağız. Burası Afrin. Burası Kosova. Burası Libya. Burası Suruç. Burası Kıbrıs. Burası Konya. Burası Barış Pınarı Harekat Bölgesi. Üste mavi gök çökse, altta yaz gerdenirse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Burası Ağrı. Burası Yüksekova. Burası Kırklareli. Burası Somali. Burası Burası Resulay. Burası Edirne. Üste mavi gök çökse, alttan yağız yerden inse, can bedende ise biz göklerdeyiz. Can bedende ise biz göklerdeyiz. Can bedende ise biz göklerdeyiz. Sayın Alabarda, aslına bakarsanız hani içinde bulunduğumuz konforlu yaşamı sürebilmemiz için ne fedakarlıklar Tabii. yapılıyor sorusunun bir yanıtıydı Tabii. bu. Hem Türkiye içinde hem sınır ötesinde hem de başka coğrafyalarda yani başka kıtalarda da mücadele içerisindeyiz. Hem bir bayram mesajı almak Tabii. istiyorum sizden hem de bu mücadeleyi bir selamlamak gerekir. Sadece Mehmetçik'te değil tabii. tabii polisimiz, işte Hepsi. Korucumuz, istihbaratımız, jandarmamız, bütün güvenlik görevlilerimiz. Şöyle söyleyeyim, öncelikli olarak bu bayram gününde bayramlar o bayram ola diye Alvarlı Efe'nin çok güzel bir şiiri var. Bugün onu da paylaştım. Şehit ailelerimizin bayramını kutluyorum. Hiç yokluklarını hissetmediklerini biliyoruz zaten. Çünkü onlar vatana emanet ettiler yavrularını. Gerçekten çok duygusal anlar yaşanıyor. Şehit aileleriyle ilgili mezarlıklarda, kabristanlarda. Geçtiğimiz gün içerisinde Arife günü Pençe Kilit Harekatı'ndan bir şehidimiz geldi. Ya. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ve çok sevdiğim bir arkadaşım bir şehidin cenazesiyle ilgili işlemlerle ilgili olarak yanındaydı. Bana söyledi Yusuf tabuta dahi sığmıyor. Dağ gibi şehitler. Dolayısıyla öncelikli olarak şehitlerimizin annelerinin babalarının eşlerinin ve dahi çocuklarının ellerinden öpüyorum. Bir diğer husus da Mehmetçiğimizin sınır boylarında, ülke içerisinde, polis teşkilatımızın, korucularımızın, vatan için eli tetikte bekleyen jandarmalarımızın, hepsinin, görünmez kahraman Milli İstihbarat Teşkilatımızın personelinin, hepsinin bayramını bu vesileyle bir kez daha kutlama şansı verdiğin için sana da çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
Belki bir şey de İbrahim, bayramları uzunca zaman boyunca yurt dışında kutlamış bir insan olarak, ezan-ı Muhammedi'nin okunmadığı, bayrağın dalgalanmadığı yerlerde, bayramı buruk bir şekilde sevdiklerinden uzak, memleketinden uzak, bu memleketin değerlerinden uzak ama bir şekilde buruk da olsa kutlayan, Amerika'da, dünyanın herhangi bir coğrafyasında, Endonezya'dan mesajlar geliyor biz bu programı yaptığımızda, Kore'den mesajlar geldi biliyorsun, Üsküp'ten mesajlar geliyor, Bosna Hersek'ten mesajlar geliyor, Libya'dan mesajlar geliyor. Hepsinin Ramazan bayramını tek tek kutluyoruz. İyi ki varlar ve biz gerçekten büyük bir aileyiz. Peki Sayın Tahrettin Kutay, size soracağım ama bir de Mehmetçiğin paylaştığı bir başka video daha var. Ona da biz aslında Umudun Askerleri başlığında attık. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu işte silahlı kuvvetlerimiz bizim için kıymetli ama mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlar için de kıymetli diye düşünüyorum. O görüntülerde dönsün isterseniz arkadaşlar ekranda. Oradan size sorayım. Hem bu bayram vesilesiyle mesajınızı da almış olayım. Çünkü Mehmetçik sadece çatışma bölgelerinde değil, aynı zamanda işte bir çocuğun saçını tıraş ederken, bir işte yaşlıydın şifa olsun diye ilacını verirken ya da yıkılan bir camiyi onarırken de o görüntülerde var. O yüzden hani ben açıkçası duygulanıyorum da gururlanıyorum da bu tür görüntüleri gördüğüm zaman. Sizden de bir değerlendirme almak istiyorum çünkü sonrasında sıcak gündeme de geçeceğiz. İzleyeceğiz mi önce? Yok, görüyoruz. Şu an ekranda var. Videolar dönüyor. Efendim, Dehri arasan binde bir Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? Siyah Paşa. Şöyle zamanın, yaşadığın çağ etrafına, sağına soluna bir bak. Binde bir adam bulamazsın diyor Ziya Paşa. 150 sene evvel diyor. Bu mühim bir şikayettir. Bu şikayette neden bulundu? Ayrı bir tarihi vesika. Şimdi biz baktığımızda bu şeylere, biz adam görünen adamları görüyoruz. Bu bizi müftehir kılıyor. Bak, maalesef tereddi ediyor. Cemiyet giderek tereddi ediyor. Bu bir sosyal sıkıntı olarak karşımıza çıkacak sevgili İbrahim Güneş. İnsanların vatan kavramıyla ilgili bir takım şeyleri yeni kuşaklara aktarmakla ilgili sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Ve öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki o harları Adem sanıyoruz biz. Halbuki onlar harlar, Adem değiller. Ziya Paşa'nın dediği gibi har da eşek demek aslında, yani onu da söyleyelim. Çok harlar, sözlüğe bakmasınlar değil mi? Ben bir hususu söyleyeyim. Öyle anlar vardır ki bizlere maalesef 18. yüzyıldan kalma bir akıldır. Dini rasyonalize etmek ve bilime ayak uydurmak modasına uygun bir şekilde. Şunun hikmeti nedir? İşte niye domuz yemiyoruz? Yok eşini kıskanmıyormuş, bilmem neymiş. Saçma sapan izahlar gelir sürekli. Ramazan'da niye oruç tutuyoruz? İşte fakirin fukaranın halinden anlamak için. Fakir niye tutuyor o zaman? Fakire gelmez mi Ramazan? Bunun cevabı yuridu ma yaşadır. Allah istediğini murad eder. Biz de araştırmayız. Bayram dediğiniz şeyle alakalı bir takım izahlar vardır. Bu izahlar işte bize millet olma hissini yeniden verir, vatan hissini yeniden tahkim eder falandır ve filandır. Bak, bunların çoğunu ben genellikle boş kabul ederim, bu izahların. Fakat bayramla ilgili yapılan şu izahlar öyle doğrudur ki. Çünkü bayram dediğiniz şey hiçbir şey olmasa size bir nostaljik haz verir. Gençliğiniz, çocukluğunuz, bebekliğinizden kalma o ilk aldığınız bahşiş. Dedenizin sırtına, omuzuna konuşunuz. İşte paraları biriktirip ne yapacağız hevesi, telaşı falanı ve filanı. Birdenbire sizi olmadık bir vatan hissiyatına götürür. Yahya Kemal'in dediği gibi bir vatan hissi sinmiştir çünkü oraya. O fakir İstanbul'un, o fakir semtin, o vatan sinmiştir diyor Türklük. Şimdi ben bu şeyi gördüğümde bir tarafıyla dedim ki ya bu çocukların da bayramı seyranı yok. Fakat bir tarafıyla baktım ki bayram dediğin şeyin bu anlamıyla ruhuna en uygun şeyi yapıyorlar. Bizim bayramdan anladığımız şey şudur. Dün biraz da onu anlatmaya gayret ettim. Biz Ramazan bitiyor diye çok üzülüyoruz. Üzülürüz yani. Ramazan neşesine sahip herkes. Vallahi çok üzülürüm yani. Dün pek üzülmedim. Bugünlerde pek Ramazan'da değildi kafam ama. Normalde her sene çok üzülürüm. Ertesi sabahta kalkıp göbek atıp bayram ederiz. Saçma değil mi? Değil. Neden? O Ramazan öyle bir fonksiyonla geçer ve gider ki bizim hatamız, günahımız ne varsa, Ramazan zaten yakmak demektir. Yakar ve götürür, tertemiz kılar inşallah. Öyle niyaz ederiz, kabul buyursun ibadet-i taatımızı. Yapamayanların da niyetini, yolda bulmaklığını kabul etsin.
Bizim şu anda Ramazan'ın bu fonksiyonu ve yeniden bir başlangıç ve bayrama atfettiğimiz bu şey ve zil takıp oynayışımız ve bayramlarda bu mutlu oluşumuzda izafe, bayrama izafe ettiğimiz o anlamların hemen hepsi Mehmetçiğin salladığı bayrakta kendisini ortaya koyan şey aslında. Ortaya koyuyor. Bak bunlar hepsi birbirine nasıl mütemmim şeyler. Bir bak, bir baktığın zaman hani kafa orada olursa eğer bir Müslüman gibi düşüneyim dediğin anda mevzuyu estağfurullah benim haddime fevkinde bir şey. Ben sadece büyüklerden duyduğumu nakledebiliyorum. Bir bakıyorsun ve diyorsun ki aman yarabbi bizim de askerimiz burada bir bitişten bir şeyleri kurtaran Mehmetçik değil mi? İstiklal Harbi'nde sıfırdan kurtaran Mehmetçik. Başkalarına ait ırz, namus, payimal olan ne kadar şey varsa bunları kurtaran Mehmetçik. Doğrusu bir bayram davulcusu aranacaksa da Mehmetçik ararlar. Sağdakiler ve soldakiler. Çünkü başkasının arandığı vakit ne olduğunu biz Ruanda'da gördük. Ya. Ruanda'da gördük. Tabii. Ne oldu Ruanda'da hocam? 1 milyon insan öldü. Tabii. Ya. Hutular, Tutsiler 1 milyon insan öldü. Kestiler. Ve abi. Sebep işte kaşının kenarı biraz daha kalkık olursa Hutu oluyor, öbürsü olursa Tutsi oluyor falan. Ya. Ez cümle yani çok müftehirim ve açık açık da söyleyeyim yani ben askerlik hizmetini, o şerefli vazifeyi bir hakkını öyle kışlada falan yapmış bir adam değilim. Ama hariçten gazel okuyorum yani. Hele öyle Yusuf abi gibi 20 sene üniforma taşımış birisi de değilim ama şöyle dışarıdan bir bakıyorum ve görüyorum ki vallahi hiç öyle yarım porsiyon falan değil, böyle eti bol iftihar edilecek bir askerimiz var ve fonksiyonu evet. Bu. Bunları bayramla böyle yan yana getirmek, bayramla aynı kare içinde görmek ve insanları onlara bayramda bir mana atfeder görmek hakiki anlamının yerine geldiğini gösteriyor. Benim için budur. Peki. Üstad sizden de birkaç kelam alayım. Hem bayram mesajınızla birlikte ardından sınır ötesindeki meselelere geçeceğim. Evet. Ramazan'ı idrak ettik çok şükür. Tüm milletimizin bayramı mübarek olsun. Çok güzel bir askerimiz, ordumuz var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve peygambere iman edenler nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir deyip güzel. Bu şehadetin nasıl önemli bir makam olduğunu, peygamberlikten sonra gelen bir makam olduğunu bizlere vaaz ediyor, buyuruyor. Bunun bilincinde bir millet. Hakikaten şimdi görüntülere bakıyoruz. Yani bu asker için her şeyini verir insan. Ve onlar o sınır boylarında, sadece sınırda da değil, memleketin içerisinde, dünyanın çeşitli yerlerinde onurla, şerefle yapıyorlar görevlerini. Ve bizim askerimizi ayıran en önemli özellik, işte bir Amerikan askeri gibi, bir Rus askeri gibi veyahut bir Avrupa Birliği askeri gibi girdiği yerde zulmetmez. Kadını, çoluğu, çocuğu ayırır. Bizim askerimiz öyle. Bakın Rusya giriyor Ukrayna'ya neler yapıyor. Biz sınır ötesinde Suriye'nin kuzeyinde kaç tane operasyon yaptık. Komutanım daha iyi bilir. Estağfurullah. Ama bir tane sivil, siyasi ezgin hariç bir kişi iddia rahatsız edemedi. Olmadı. Evet olmadı hocam, çünkü. Hocam özür dilerim. Nebi değilse de bunlar hem sıddık hem şehit adayı. Tabii. Yani onun bilincindeler ama. Bir tek nebi değil. Güzeli yani. O. O da o vermiyor, ne yapalım. Evet ve bizim milletimiz de bunun bilincinde. En az askerimiz kadar, ordumuz kadar. Geçen bir 6-7 ay önce bir gazetede bir anket yapılmış. Bu millet sorulduğunda, vatanı koyduğunda önlerine şık olarak ekonomiyi, işte efendim terörü mörü değil, vatanı koyduğunda %75'i her şeyi bırakırım diyor. Ve ben yine 15 Temmuz Derneği yönetimindeyim. Orada çok bir bilgi merakımı celbetmişti. Acaba dedim yani burada 251 şehidimiz oldu 15 Temmuz'da vatanı için, milleti için, bayrağı için. Amerika'ya karşı direnen 251 şehidimiz. Yaş ortalaması kaç diye merak ettim. 24.8. Yani 15 yaşında evet, da var rahmetli Erol abinin oğlu Abdullah kardeşimiz. 70 yaşında da var ama ortalaması 24.8. Böyle bir milletiz. Bu millet de böyle payidar olacaktır. Böyle olduğu müddetçe de hiçbir güç yıkamayacaktır. Tekrar buradan hem Mehmetçiğimize hem değerli Necip milletimize bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel bayramlarda ve daha huzurlu günlerde
Kapanış gibi mi oldu? Birlikte oluruz diye. Bayram Ramazan'ın da kapanışı zaten. Aynen öyle. Peki Sayın Alabarda, şimdi günün sıcak gelişmesi, Irak ordusu Sincar bölgesinde PKK'yı vurmaya başladı. Ve açıkçası hani eskiden bir anlaşma yapmışlardı bölgesel yönetimle, bu Sincar'ı temizleyeceğiz diye, ama harekete geçmemişlerdi. Doğru. Şimdi Peşmerge de daha önce PKK'ya karşı operasyonlar yapmıştı. Ne oluyor sizce Irak'ta? Şimdi şunu söyleyelim. Biz de bir yandan girdik, kilit atıyoruz. Birkaç bölüme böleyim hemen. Buyurun. Ve hızlandırayım. Haklar ve sorumluluklar birbiriyle mütenasip olmalı. Bu kişisel anlamdaki ferdi hukukumuzda da geçerli. Komşuluk hukukunda da geçerli. Şehirdeki yaşamımızda da geçerli. Devletler arası münasebetlerde de geçerli. Yani şimdi siz Irak devleti olarak egemen bir devletsiniz. Hmm. Egemen bir devlet olmak hasebiyle de bir takım haklarınız var. Mesela sizin toprağınızın hiçbir yerinde yabancı bir askerin bulunmaması gerekiyor. Evet. Ama sorumluluklarınız da var. Eğer siz kendi ülkenizin içerisindeki terör grupları oralarda endoktrinasyon süreçlerinden geçiyor, talimler yapıyor, atış yapıyor, kampları var ve başkaca bir ülkenin sınırları içerisinden girerek terör eylemi gerçekleştiriyorsa, siz sorumluluklarınızı bil hakkın yerine getiren bir ülke değilsiniz anlamındadır. Şimdi Irak'la ilgili haklar ve sorumluluklar anlamında bir takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Mesela şu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'deki bölgeden mutlaka çekilmeli ve bu bölgeleri oranın kendi sorumlusu olan meşru Suriye'deki Şam rejimine devretmeli. Peki biz Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığımızda kim vardı orada? YPG vardı. Hı hı. Biz Afrin Harekatı yaptığımızda kim vardı? PKK, yine PKK-YPG vardı. Peki biz Fırat Kalkanı'nı yaptığımızda DH. Neredeydi rejimin gerçek sahipleri, o bölgenin hükümeti, askeri? Yoktu. Yani haklar ve sorumlulukların birbiriyle mütenasip olması bu yüzden çok önemli. Şimdi gelelim ikinci boyuta. Türkiye bu hak ve sorumluluk konusunu uzunca bir zamandan bu yana gündeme getiriyordu. Fakat yaklaşık 4-5 yıldan bu yana hususeten hem Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle hem de Bağdat'taki merkezi hükümetle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomatik anlamda olağanüstü bir işbirliği var. Ve Türkiye çok net ifadelerle hem Bağdat yönetimine hem bölgesel yönetime buradaki harekatlarıyla İran ne toprak bütünlüğüne, ne egemenliğine, ne de orada yaşayan halklara yönelik olarak en ufak bir mütecaviz tavrının olmadığına ikna etti. İkna çok önemli. Evet. Yani ikna etmek noktasında siz istediğiniz kadar dilşad olun, anlatın. Bir de o hükümetin içerisinde İran'ın kontrol ettiği, Amerika'nın kontrol ettiği birileri varsa iknanız güçleşir. Aynen. Siz istediğiniz kadar anlatın yani. Şimdi ilk defa dolayısıyla bu ilişkinin de bir sonucu olarak 4-5 yıldan bu yana daha öncesinden de var olan ama bu kadar temelli olmayan 30'a yakın irili ufaklı üs açıldı. Ve istihbarat anlamında da Milli İstihbarat Teşkilatımız inanılmaz bir güç inşası gerçekleştirdi. Ve bunun bir sonucu olarak da Pençe'nin, işte Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Kaplan dahil olmak üzere birçok harekat yapıldı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu istihbarat, teknoloji, efendime söyleyeyim, askeri destek dahil olmak üzere Irak ordusunu da, bölgesel yönetiminin peşmergesini de kendisini daha da güvende hissetmesinin kapısını araladı. İşte bundan mütevellit Sincar'daki PKK varlığına bir şekilde son vermek için hem Peşmerge'nin hem de Irak Silahlı Kuvvetleri'nin içinde olduğu kapsamlı bir harekatın devam ettiği biliniyor. Peki o zaman sual şu. Bu harekattan kimler rahatsız? Şöyle söyleyelim. PKK zaten rahatsız. Ama Irak'taki bu askeri harekata Peşmerge'nin ve Irak ordusunun katılmasından emin olabilirsiniz ki Avrupa'daki birçok ülkenin istihbarat teşkilatları kendi ülkeleri adına rahatsız. İran rahatsız, Amerika Birleşik Devletleri rahatsız. Fakat şöyle de bir şey var. Aynı zamanda da Irak'tan gelecek petrolün ve Irak'la bağlantılı olarak Suudi Arabistan, aşağıya inersek Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan olası bir doğalgaz boru hattının Irak üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya ulaştırılması söz konusuysa güvenli bir rahatsız hat. Olmalarına rağmen güvenliğin sağlanması noktasında Türkiye çok önemli bir konjonktür yakalamış olabilir. Bunları ben de tabii aslında 2-3 hafta önce söylemişsiniz. Tabii bunu söyledik. Hı hı. Bunları ilettik burada 24 TV ekranında.
Şimdi dolayısıyla bu enerji koridorunun temizliği anlamında da bu harekat gerçekleştiriliyor. Ama Sincar niçin çok önemli? 2-3 cümlede onunla ilgili söyleyeyim, ondan sonra sözü devredeyim. O da şu sevgili İbrahim. Türkiye'nin pençe harekatlar serisi ve Avaşin'de, Gare'de, Basyan'da, Hakurk'ta, hülasa 30 parçalı bölgede kimileri mobil, kimileri kışın kapatılan, kimileri sabit olmak üzere birçok üst bölgesinin buralarda ihdas edilmiş olması terör örgütlerini kıpırdayamaz hale getirdi. Olasıdır ki hem Savunma Bakanı'nın açıklamaları hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bu harekat önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte Kandil'e doğru bir gelişim gösterirse terör örgütlerinin kaçabileceği alan olarak Sincar kalıyor geriye. İşte Sincar'ın da bu anlamda bir PKK bataklığı olmaması için Türkiye'nin Karaçok Dağı dahil olmak üzere yaklaşık 4 yıldan bu yana çeşitli defalar Sincar'a yönelik hava harekatı, nokta operasyonları ve indirme birlikleri vasıtasıyla helikopterlerden indirerek Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini burada harekatlar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Neden? Çünkü Kandil, Türkiye, Suriye arasındaki geçiş bölgesini olduğu gibi kontrol eden önemli bir kritik arazi bölgesi Sincar. Türkiye, İran kuzeyini komple temizlerken, Kandil'e yönelik harekatı genişletmenin sinyallerini verirken, ikinci bir Kandil olarak Sincar'ın ihdas edilmesine göz yumamaz. Yummayacak, yummadı. Amerika Birleşik Devletleri personeline dahi sadece bir saat öncesinden notifikasyon çekip, uyarı çekip, bir saat sonrasında Sincar'ı bombalamasından nasıl rahatsızlık duyduklarını hatırlayalım bir buçuk yıl evvel. Kesinlikle. Şimdi aynı şartlar içerisinde Sincar'a yönelik Peşmerge'nin, Irak Merkezi Hükümeti Ordusu'nun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekatı bütün bu çerçeveden değerlendirildiğinde daha önemli bir yere oturuyor. Peki. Şimdi Üstad, bu Sayın Akın, size bunu soracağım ama bir evet. de şöyle bir gelişme de var. Hafta içinde Suriye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönmeye başladığı yönünde bir haber geldi. Şimdi 200 bin tır dolusu silah, mühimmat, lojistik destek, ABD bütçesinden 542 milyon dolar para, Deir Zor bölgesinde zırhlı araç füze eğitimi derken şimdi bu sefer de Rakka kentine dönüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir de bu yıl terör örgütü PKK-YPG 3500 kişi daha katmak için kadro istemişler. Şimdi ne oluyor sizce? Şimdi bir yandan biz Irak tarafından bunları süpüreceğiz ama. Kimden kadro isteniyor hocam? Yani Amerika Birleşik Devletleri bütçe istemiş. 3500 kişilik daha PKK'ya güç katacağız. Bunun için şu kadar bütçe lazım diye. İlana çıkacak gibi öyle. Evet, öyle görünüyor. 500, çok garip değil mi yani? 542 milyon dolarlık da bir bütçe söz konusu olmuş. Bu yatırımlar, harcamalar vesaire için. Şimdi ABD Başkanı Trump döneminde bir kısmını çıkarmışlardı bu terör bölgesinden Amerikan askerlerinin. Şimdi geri dönmeye çalışıyorlar gibi. Şurada notlarım arasında da var, yeri de söyleyeyim. Rakka il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 17. alayla il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tapka askeri havaalanı üstlerine geri dönmeye hazırlanıyorlar. Bununla ilgili hazırlık yapıyorlar. Size ne oluyor? Kaşımaya çalışıyorlar gene yani orayı. Tabii Türkiye, şimdi az önceki olayla ilgili bir iki bir şey de ben söyleyeyim. Ben tabii orada İran destekli Şii Haçlı Şabi şeyleri de var. Onları da unutmamak lazım. Tabii. Yani biz hep İran'ı Amerikan düşmanı gibi gösterirler falan. Ondan sonra biz de buna inanırız ama asıl Türkiye karşıtlı olduğunda birçok noktada belki de İran'ın o işte bizim kuzeyimizde, güneyimizde kurulmak istenen ne denir ona? Büyük Orta Doğu projesi. Yeah. BOP destekli. Yani aslında İsrail'e kukla bir devlet oluşturacak bir yapıyı oluşturmada nasıl bir araya geldiklerini, işte o çakma füzeleri sözde İsrail'e atmak için de nasıl böyle gösteri yaptıklarını falan burada çok net görüyoruz. Fakat bu az önceki operasyonla orada ezidi halk büyük ihtimalle bunun içerisinde ve tabii biz Ezidilere kucak açtık. Biz her yere kucak açan, her sığınma, orada PKK zulmünden kaçan Ezidiler bundan birkaç yıl önce geldiler. Bizim ülkemizde evet. huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyorlar. Biz bu yıl sonuna kadar bana kalırsa Amerika ne yaparsa yapsın. Aşağıda Amerika'nın ilk yaptığı bir şey değil. Amerika bugüne kadar yaptığı para yardımı, askeri lojistik destek yardımı, askeri eğitim yardımı ne yaparsa yapsın. Bu ülke kararlı. Tabii Amerika'nın hala daha aklı fikri bizim açtığımız o koridoru veya güvenli bölgeyi bir şekilde geri almak. Tabii tarumar etmeye çalışmak ama Amerika şu anda bakın İbrahim Bey bitiyor. Yani Amerika çok şey bir dönemde. Hani Amerika bitse kaç ülke onu ayağa kaldırır o ayrı bir soru da.
Amerika şu an görülebilecek tarihindeki hem ekonomik anlamda hem siyasi istikrarsızlık anlamında hem güneydeki karışıklıklar anlamında çok zor günler geçiriyor. Ve bu operasyonları, bu eylemleri yapması da bana biraz ölecek karınca kanatlanırmış gibi. Hani son zamanlarını yaşayan şeyler. Tabii yapmaya çalışacak. Çünkü Amerika'nın hiçbir zaman işine gelmez burada güçlü bir Türkiye. Güçlü Türkiye'de nedir? Yusuf Hocam bundan 2-3 ay önce her tarafı kan ve barut kokan ya, bir coğrafya demişti. Orada her şeyi Tunus'undan, Libya'sından, efendim Cezayir'inden tutun, Gürcistan'dan her yeri birer ikişer cümleyle yazmıştı. Biz böyle bir ülkeyiz. Amerika'da bu ülkenin bu stratejik risklerini ve tehlikelerini her daim kaşıyacak. Amerika, İran, işte şeyde Rakka'da bunu yapıyor da Yunanistan'da farklı bir şey mi yapıyor? Orada da tır var. Hani o tırlar Ukrayna için gelmişti, şeyler, tanklar. Hala duruyor orada. Bine yakın tank var, şeyde var, Gümülcine de var, işte efendim Kavala'da var, Selanik'te var. Var Allah var. Amerika bunları yapacak. Amerika'nın Türkiye'yi bölme veyahut parçalama, işte PKK veyahut PYD üzerinden Türkiye'de ve bazı siyasi partiler, işte HDP diyelim, üzerinden Türkiye'nin iç dinamiğini, dış dinamiğini bozmaya çalışması hiç şaşırtıcı bir şey değil. Ama bunu yaptığı zaman da bizim çelik gibi TSK'nın yumruğunu karşısında bulacak. Onun aparatlarına, o aygıtlarına yazık oluyor orada. Ve benim tahminime göre inşallah, yani bu öyle görünüyor. Göç, terör, ekonomi, bu üç ana başlık, bu yıl içerisinde Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız, ben hem göç konusunda hem bu terör, yani inşallah bana öyle geliyor ki yıl sonuna kadar biz bu terörle ilgili, PKK'nın Kandil'deki, Hakurt'taki, oradaki varlığıyla ilgili şeylerin güzel haberlerini alacağız. Belki de elebaşlarını tutup getirecekler buraya. Bu olup bitecek işler bu yıl içerisinde gibi düşünüyorum. Irak şeyini yapacak. Amerika Amerikanlığını yapacak. Her yerde olduğu gibi kendi emperyalizmini yaymak için kukla devletler oluşturmaya çalışacak. Mesela burada dikkat çekici olan bir dönem İran'da da PKK faaliyette bulunuyordu ama PKK olarak sonra onlar böyle küllendi gitti. Öyle, bu da öyle olacak. Yani ama bakın burada yine geliyor, her şey bir yere kilitleniyor İbrahim Bey. İçeride güçlü bir siyasi iktidar ve siyasi istikrar. Şu soruyu soralım. Belki sonra yine konuşuruz. İçeride bir koalisyon olsaydı, bir parçalı yapı olsaydı, mesela HDP'nin dışarıdan veya içeriden desteklediği, içinde olduğu bir hükümet olsaydı, şu an Türkiye bunları yapabilir miydi? Yapıyor. Artı yine çok önemli ikinci bir şey, yerli ve milli savunma sanayimiz %20'lerden %80'lere gelmeseydi bunu yapabilir miydik? Cevabı çok net, yapamazdık. Ama bu ülkeyi test etmesinler, bu milleti test etmesinler. Bu ordu şu an Almanya'yı bile zannedersem geçen hafta içerisinde bir şey açıklandı. Güç sıralamasında Almanya'yla yarışıyor veya geçmiş durumda. Dünyanın zaten en iyi ordusu, 10 ordusu içerisinde. Daha da iyi olacak inşallah. Az önce konuştuk, askerimiz değil. Amerika onu yapacak. Amerika bunu yapar ama bu sadece bir yandan da işte Rusya, İran, az önce konuştuk, belki İran tam o kadar olmasa da Rusya, Çin, Türkiye katılırsa, Hindistan, Pakistan birlikteliği, öte yanda Amerika, Avrupa Birliği, NATO ve onun çerçevesinde, çevresinde toplanan emperyalist güçler. Ve dünya bu ayrımı yapıyor artık. Dünya emperyalizmin sonuna geldiğini düşünüyor. Yeni bir güç diriliyor buradan. Türkiye'de bu gücün en önemli bileşeni. Amerika oraya istediği kadar yardım yapsın. İsterse gelsin Amerika'nın Johnny'leri savaşsın. Onları da biz gördük harekatlarda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ya çekilin ya da gireriz dediğinde hepsinin, Amerikanların kaçıp askerlerinin nasıl orada PKK, PYD'yi terk ettiğini onları da gördük. Son çırpınışlar. Yani bir şey olmaz diye düşünüyorum ben o. Ne yaparsa yapsın Amerika. Peki. Askerimizi. Şimdi haftaya damgasını vuran önemli gelişmelerden birisi de Tiger Meat NATO tatbikatı vardı ve bu NATO tatbikatına Türkiye katılmama kararı aldı. Bakan Akar'ın bir açıklaması var konuyla ilgili. Milli Savunma Bakanı'nın. Onu bir dizleyelim. Ondan sonra Sayın Tayyip'in kutlaşı soracağım. Ege'de, Akdeniz'de maalesef Yunanistan provokatif çalışmalarını, provokatif eylemlerini, söylemlerini maalesef sürdürüyor. Biz her zaman iyi komşuluk ilişkilerinden yana, barıştan yana, görüşmeden yana olduğumuzu, diyalogdan yana olduğumuzu söylememize rağmen bu inatla tahriklerine, tecavüzlerine devam ediyorlar. Fakat biz onlara şunu söylüyoruz. Yani biz tamam görüşelim diyoruz, konuşalım diyoruz.
Efendim diyalogla problemlerimizi çözelim diyoruz. Fakat hiçbir zaman bunu zafiyet olarak da görmeyin diyoruz. Bu bir zafiyet değil. Çünkü biz hiçbir zaman bir oldu bitti izin vermeyeceğiz. Hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğiz. Ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu, azimli olduğumuzu ve buna da çok şükür muktedir olduğumuzu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Fakat Yunanistan tatbikatlar dahil, uluslararası tatbikatlar dahil, buralarda her seferinde bir şekilde bir takım girişimlerle, söylemlerle, eylemlerle, yazışmalarla ülkemiz aleyhinde ve bir takım oldu bitlere yönelik çalışmalar yapıyorlar. Fakat buna müsaade etmeyeceğiz. İşte en sonunda arkadaşlarım burada bir tatbikat vardı. Bu tatbikattan efendim Tiger Meat denilen bir tatbikat var. Bu tatbikatta çekildik. Reddettik. Girmiyoruz dedik. Gelmiyoruz. Çünkü her seferinde orada istismara dönük efendim bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Buna da müsaade etmeyeceğimi kendilerine söyledik arkadaşlarım. Deniz kuvvetlerimiz zaten teyakkuz halinde. Buradaki bizim deniz yetki alanlarımızın korunması ve kullanılması için yapılması gereken ne varsa denizaltı, denizüstü efendim hava araçlarıyla gece gündüz demeden oradaki hak, alaka, menfaatlerimizi korumaya devam ediyorlar arkadaşlarım. Peki Sayın Taceddin Kutay, acaba Atina yönetiminin muradı ne? Yani Türkiye'nin özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşında NATO'nun önemli bir gücü olduğunu ortaya bir kez daha çıkması ya da kabul edilmesinden sonra pozisyon kapmaya mı çalışıyor? Neden Türkiye'yi böyle köşeye sıkıştırmak demiyorum ama hep kışkırtacak hamlelerle karşımıza geliyor. Her şeyden evvel sevgili İbrahim Güneş, bilmiyorum şurada bir kamuoyu araştırması yapalım. 4 kişiyiz. Atina yönetimi diye bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum. İnanan varsa ben de inanmıyorum. Bana bunların kimlerden müteşekkil olduğunu anlatması lazım. Bir süredir Yunanistan hiçbir şekilde muhtar ve istiklaline sahip bir ülke gibi gözükmüyor. Ve kendi iradesiyle siyaset yapıyor gibi de gözükmüyor. Tsipras biraz bunun dışında bir adam olarak çıktı, Yunan siyasetine girdi. Ve Tsipras'ın Yunan siyasetinde bir şeyleri değiştirebileceğine dair bir ümidi vardı hatırlıyorsan. Tsipras siyasete veda etti. Çünkü gördü ki Yunanistan istiklaline sahip, hür ve özgür bir ülke değildir. Şimdi burada karşımıza çıkan şey ne? Rusya bir şekilde paradigmayı dönüştürmeye ihtiyacı hissetti. Çünkü görülen şuydu ki işi yumuşak güçte, soft power'da tuttuğunuzda kaybeden mutlak olarak Rusya oluyordu. Bu sebeple o silahın patlaması Rusya'nın paradigmayı dönüştürmesi anlamına geldi. Kazanır kaybeder o ayrı. Ama oyun sahasını değiştirdi. Yeter bu kadar da mı oynadığımız, hadi biraz satranç oynayalım dedi. Ve karşısındakiler satranç oyununa hazır değildi. Rusya da çok hazır değilmiş, onu da gördük. Bayağı bildiğiniz kepazelik. Ben askerlik tarafından anlamıyorum ama Yusuf abi, yani eyvallah. Rusya acaba Batı dezenformasyonu mu diye düşünüyorum. Bu kadar yok. Kepaze oluyor mu cephede diye. Yok, oluyormuş yok. Yani dezenformasyonla bu işi açıklayamayız. Değil yani. Değil mi? Bununla birlikte görünen şey şu. Derenin akışı bir süreliğine, hani dere yatağına yakın bir yere bizim üniversitenin inşaatı da öyle oldu. Beykoz Deresi'nin üzerine yapıldı. Bir süre o başka yere verilir yatak. Ondan sonra inşaat bittikten sonra alınır ya, başka yere verildi yatak. Şimdi yatak geri döndüğünde şu anda Orta Doğu'da henüz kapanması gereken bir enerji yolları kartı var. Buraya dönülecek. Ve karşımıza öyle bir şey çıktı ki sevgili İbrahim Güneş, biz Tukak'a, bir diktatörün ülkesi, Erdoğan diktatör, işte AKP'nin nameşru, korupt ülkesi falan filan böyle anlatılıyor. İşte AKP'li yazar, AKP'li akademisyen, AKP'li sunucu gibi. Ve yani nameşru yüz. Böyle bir imaj vardı ya, abi baktık ki bu imaja sahip ülke Rusya-Ukrayna krizi esnasında yegane iktidar ve ihtiyar ortaya koyabilen ülke oldu. Neredeydiniz siz ey demokratlar? Şimdi bunu söyleyeyim. Nevşin Mengü'nün attığı tweet geldi aklıma, Almanya'ya. Hem böyle sözlemde sonra koşa koşa Ankara'da sürüyorsunuz. Şirin Payzın hakkını yemiyor. Şirin Payzın, pardon. Karıştırmıyorum. Onun daha farklı. Onu arıyordum ben. Saçı ıslak olan Nevşin, saçı kuru olan Şirin. Karıştırmayalım. Doğru. Evet. Şimdi mesele değil. İkisini de eşit derecede ciddiye alıyoruz. Kellem yekün. Neyse. Karşımıza çıkan şey şu, bu ülke var ya, yani hiçbir şekilde uluslararası arenada, diplomaside falan da filan da istediğin gibi sıkıştıracaksın, falan edeceksin, filan edeceksin. Efendim tweet atacağım, ekonominizle oynayacağım falan, adam ekonomimizi ciddi sarstı ha bu arada, olmadı da demiyoruz. Yani vaziyet ortada, hiç şey yapmayalım ama meseleler ayrı.
meseleler ayrı. Sen Türkiye olarak bir çıktın ve bir iktidar ve ihtiyar ortaya koydun ve burada diplomasi dediğin şey Davos'un Mavos'un yeri geldiğinde hikaye oldu. Antalya'nın İstanbul'un konuşulduğu bir yere dönüştü. Şimdi yarın bir gün dere yatağı yeniden buraya alındığında Türkiye'nin bu kadar güçlü ve meşru bir aktör olmaması lazım. Hmm. Türkiye yeniden bu kadar güçlü ve meşru bir aktör olarak Rusya ve Ukrayna meselesi sırasında esirlerin tokuş edildiği, takas edildiği, yedi emin pozisyonundaki bir adam olarak sahaya çıktığında hem ya kardeşim bu adam neydi, bugün bu adama niye böyle yapıyorsunuz derler. En azından onlar demese biz deriz. Hal böyle olunca burada bir takım aktörlerin çıkarak bizim problem çocukluğumuzu sürdürmesi gerekir. Bizim problem çocuk imajımızı sürdürecek olan oradaki aktör de bir kımıl zararlısı Yunanistan'dır. Yunanistan'ı yoksa kim kalkıp kim alır kale? Peki. Yunanistan'ı kale alabilecek bir durumumuz yok. Fakat bizim bildiğimiz ve gördüğümüz şu Türk-Yunan ilişkileri. Bak bugün Ziya Paşa'dan geldik gidiyoruz. Yine meşhur beyit. Ziya terkibi ben. Bu arada ilk vazife, ilk ödevlerimden de terkibi ben de ezberledim. Zaman zaman geliyor çok işe yarıyor. Bak gençlere de öneriyorum. Terkibi ben de ezberleyin. Her biri şey, slogan gibi yani. Efendim. Gazabından Allah'a sığın şahsı halimin zira yumuşak huylatın çiftesi pektir. Bak Türkiye... bir eder, iki eder, üç eder, ondan sonra gemim yok demez, Kıbrıs'a çıkar. Tokadını yediğiniz zaman da belinizi doğrultamazsınız. Ondan sonra ihtilal olur, darbe olur memleketinizde. Saçmalamayın. Yani burada Batı sizi bizimle alakalı bir imaj çalışmasında kullanacaksa ey bizim Palikarya dostlarımız. Yani bu memleket Yılmaz Özdiller'den müteşekkil bir memleket değil, bir mezeye Kıbrıs'ı verelim biz. Biz böyle adamların memleketi değiliz. Siz bizleri başka adamlar olarak tanıyınız. Siz bizleri başka adamlar olarak tanırsanız eğer yarınla ilgili olmadık hülyalar içine girmezsiniz. Ve böyle saçma sapan hareketler yapmazsınız. Çünkü yarın bir gün diplomasiyle alakalı bir takım şeyler geleceği zaman ellerimizi farklı dağıtırız. Biz eli şu anda farklı yerden çok yükselttik. Peki. Diyorlar ki Türkiye'ye karşı eli yükseltelim. Bu hadiselerin hepsi budur. Yunanistan dediğiniz... yarın bir gün başlayacak olan ikinci perdenin, bu Orta Doğu'daki bu enerji hatları ile ilgili perdenin konuşulması esnasında bizim elimizi, pazarlık payımızı kısmen daraltacak, kısmen düşürecek. Bak İsrail'le arayı ettik, az şey değil. Evet. İsrail'le arayı etmek. Herzog bugün aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bayramınızı kutlarım diye. Hocam işte bak, yarın bir gün bu kartlar açıldığında arası İsrail'le iyi bir Türkiye'nin elinin ne kadar güçlü olduğunu falan düşün. Bu Yunanistan'ın bu saçma sapan çelmeleriyle zayıflamaz. Peki. Ama işte fino yani havlatacak kenardan. Peki. Hakaret için de demiyorum, özür dilerim. Cesameti itibariyle o. Kim takar Yunanistan'ı ya? Peki. Sayın Alabar'da NATO Atina'yı mı tutuyor bu süreçte diye sormak istiyorum. Çünkü şimdi Melik Yiğitel bu konuyu biraz araştırdı. Akşam gazetesinde de haber olarak paylaştı. Hem silahsız olması gereken adaların NATO tatbikatı kapsamına alınması. Açıklayacağım. Peki konuyu biliyorsunuz ama çalıştığım yerden sordun diyorsunuz. O silah patlamaz. Kalemleri de çıkardı. O silah patlamaz. Yeşilli turuncu kalemler sürekli yazıyor zaten. Doğru. Ben de yandan bakıyorum ne yazıyor acaba diye okuyamıyorum da. O silah patlamaz hocam. O silah kırmızı halıdır sadece. Eyvallah. Şimdi şöyle, NATO'nun Yunanistan'ı tutması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani, ama biraz diyebilir ya, sen niye bu tatbikat senaryolarını böyle hasım gibi işte onu yazıyorsun? Onu Türkiye Cumhuriyet Devleti bizzat itiraz olarak ortaya koydu. Hocam meşrutiyete kadar gitmiş. Evet. Şey gibi, vize notları gibi. Allah canımı alsın, zaten şu Jimmy Chips bir gösterse var ya, ikisinin önünde de şöyle şey, ben buraya gelmişim. Titeber Şahınlar'dan bu adamın ne işi var? Estağfurullah. Şimdi bir şey söylüyorum İbrahim. NATO bu konuyla ilgili bir taraf tutmaz. Ama hava sahasının örneğin 10 mil olarak bu tatbikatta uygulanmak istemesi ve bu meyanda da son zamanlarda artan hızlı bir hava sahası ihlalleri hep beraber medya aracılığıyla ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çok şeffaf bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi vasıtasıyla 3 günde 30 ihlal tabii ki. Şimdi bir de bunun içerisine Lozan ve 1947 Paris Anlaşması mucibince silahtan ve askerden arıtılmış olması gereken adalar eklenince Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki uluslararası hukuk gereğince yapması gerekenleri yaptı ve biraz önce Sayın Savunma Bakanı'nın aslında çok sert açıklamalardır yapmış olduğu denizaltılarımız dahil, hava kuvvetlerimiz dahil
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konularla ilgili çizdiği kırmızı çizgiyi bir Allah kuluna geçirtmeyiz şeklindeki ifadelerini çok iyi anlamak lazım gelir. Yani ben öyle bir sert tonda konuşmayı Vatiye üssüyle ilgili hatırlıyorum. Tabii. Hafter'e bir tane Türk Silahlı Kuvvetleri unsuru vurulursa karşılıklı salırsın demişti. Bir de şeyde esir aldılar Türk denizcilerini 3 gün süre tanıdılar. İkinci gün olmadan da serbest bırakıldı biliyorsunuz. Bu konularla ilgili tavizsiz devam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri. Hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'deki haklarla ilgili. O yüzden diyor ki yani ne yaparsanız yapın bizim bu fikrimiz değişmeyecek. İyi ilişkiler eyvallah, enerji koridorları eyvallah. Ama buna eyvallah dedik diye de bundan geri adım atacak halimiz yok. Çünkü İbrahim, uluslararası alanda imzalanmış Lozan Anlaşması hangi adaların silahsız kalacağını, 1947 yılında imzalanmış Paris Anlaşması hangi adaların silahtan arındırılmış olacağını çok net ortaya koyuyor. Buna rağmen Yunanistan diyor ki Boğaz Önü Adaları Montreux Anlaşması'ndan mütevellit kadük kalmıştır diyor. Peki Doğu Ege Adaları dediğimiz Midilli, Sakız gibi adalar nasıl? Onda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden tehdit gördüğümüz için silahlandırmak zorundayız şeklinde kendilerince mantıklı ama uluslararası hukukun bu belgesi ortada durduğu sürece hiçbir anlamı olmayan hususlar. Mesela bu televizyondan söyleyelim. Adalar Yunanistan'a Lozan'la verildiğinde ve 1947 yılında Paris Anlaşması ile 2. Dünya Harbi'nin sonrasında 12 adaları kastederek söylüyorum Yunanistan'a verildiğinde kara suları 3 mil idi. Aslında Saraöküz 3 milden 1 metre dahi öteye geçirilmemesi noktasında Türkiye'nin kararlı durmayışını gösterdiği gündü. 3 mil. Şimdi bak 6 mile razı olduk. Aslında 3 mil 1 santime razı olmamalıydı bu ülke. Çünkü Lozan Anlaşması imzalandığında karasuları 3 mildi. Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi bunu 6'ya 12'ye çıkartabilir ama dünyadaki bütün denizler yeknesak, hepsi birbiriyle eşit mesafede yerler değil. Gidin bakın Endonezya'daki adalar coğrafyasına bakın. Filipinlerle olan bölgesinde onu uygulama şansınız var mı? Görün. Keza Ege Denizi açısından da aynı şeyler geçerli. Burada uluslararası hukuku anlatmayacağım ama Yunanistan sanıyorum ki bir şekilde Ukrayna'nın sahası nasıl Vladimir Putin'in, Rusya'sının ve Vladimir Putin'in burnunun sürtüldüğü, biraz önce Taceddin Hoca da söyledi, askeri anlamda limitlerinin belirlendiği, konvansiyonel anlamda gücünün olmadığının test edildiği bir alana dönüştürüldüyse, Çin'i Tayvan'da Türkiye'yi de Yunanistan'la yormak isteyebilirler. Şimdi Türkiye bu konunun farkında, Türkiye'deki siyaset aklı da bu konunun farkında ama bazen ne kadar kaçmaya çalışırsanız çalışın, bir şey sizi alır ve paçanızdan çeker. Yani bundan kaçma şansınız yani kalmayabilir. Yani şey gibi Oruç Reis sondaj gemisine... Peloponez savaşları gibi. Ya da yani Peloponez savaşlarında da Sparta ile Atina arasındaki savaştan kaçınma şansı artık kalmamıştı. Şimdi eğer Yunanistan batının sırtını sıvazlamasından mütevellit kendinde bir güç görüp kendi coğrafyasının da Ukrayna gibi Türkiye'nin burnunun sürtülebileceği bir coğrafya olacağını düşünüyorsa... Birçok farklı parametre var ki Rusya ile Ukrayna arasına benzemez. Mesela biz Yunanistan'ın toprağında gözümüz yok ama Vladimir Putin geldi Kırım'ı ilhak etti. Biz uluslararası hukuka saygılıyız, hatta tam tersini söylüyoruz. Bak diyoruz uluslararası bir anlaşma ve bu anlaşmaya göre bu adaların silahtan arındırılmış olması lazım gelir. Bunları söylüyoruz biz Yunanistan'a ama illa da paçamızdan çekerseniz, illa da bizi bir şekilde sizinle Batı'nın kışkırtmasından dolayı bir karşınıza almayı göze alırsanız olacak olanlardan gerçekten siz sorumlu olursunuz. Yazık olur. Bu bir tehdit değil bak. Çekerseniz diyorum. Tam bunu düşünün. Yunan Fırkateyni Oruç Reis'e saldırmaya kalktığında hatırlıyor musunuz? Kemal Reis gidip Limnos ismini gemiye çarpmış sonra çekerek götürmüşlerdi Limnos'u. Tabii ki. Yani o konu Türkiye çok net. Yani. Tabii ki. O yüzden ben diyorum ki burada Atina yönetimi Batı'nın bir şekilde desteklemesi, motive etmesiyle ateşle oynamamalı. Ateşle oynarsa zannetmesinler ki 1919'da İngilizlerin sırtını sıvazlamasıyla Polatlı'ya kadar geldi. Ondan sonra yediği silleyle soluğu İzmir'de aldı ama bu sefer şartlar Yunanlılar açısından son derece namüsait bir şekilde tezahür ediyor. Bunu görmeleri lazım. Nüfus anlamında görmeleri lazım. Çok tecrübeli bir orduyla karşı karşıya kaldıklarını bilmeleri lazım. 85 milyonluk
birlik ve bütünlüğünü sonuna kadar müdafaa etmeye azmetmiş bir milletin karşılarında olduğunu bilmeleri lazım. Bu bir tehdit değil. Mermi kesinlikle ve kesinlikle ilk önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin namlusundan çıkmayacaktır. Ama Yunanistan'ın namlusundan çıkar da bir sıcak çatışmaya dönüşürse, buradan da söylüyorum, Selanik'e, adalara, Atina'ya yazık olur. Bunu kafalarında tutsunlar. Bak, asla tehdit değil. Mermi onların namlusundan çıkarsa diye söylüyorum. Çıktığı takdirde diye, şerh düşerek söylüyorum. Manipüle edilmesin sözlerim diye. Peki. Valla 19. yüzyıldaki bu sana itiraz edeceğim şu an. Buyurun. Seninle sert tartışmak istiyorum. Evet, eyvallah. Çok bizim program birbirimize şey yapıyor, yağlaya ballaya gidiyor. Birazcık kavga edelim ya. Ama bizim program formatı, biz bilgileri konuşuyoruz. Tamam hocam, ben bir provoke şey edeyim, yürürse yürüsün. Evet, buyurun. İlk benden çıksın mermi, peki, yazık mermi olsun dedim Selanik'e. Şimdi 19. yüzyıldaki bir humanizm öyle bir iyiliş edici bir şey olarak insanlığa yayıldı ki Avrupa hariç her yeri iyiliş etmeyi amaçladı. Doğu dinlerini, İslamiyet'e, sevgi dini, İslam sevgi dinidir, barış dinidir falan. Ya seyf sahibi peygamberiz biz. Peygamberin ümmetiyiz biz. Değil mi? Tabii. Kaç kere zırh giydi ve dedi ki bir peygamber zırhını giydi mi harp etmeden çıkarmaz hadisi şerif. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz falan. Ama öyle yidiş edilmiş bir millet, milliyet ve din fikri niyaydılar ki hele 2. Dünya Savaşı sonrası o idealizm, demokrasi, barış, liberalizm falan. Bak, bizdeki liberallerin anlamadığı ve anlayamayacağı şey şudur. Baştaki mevzuyla ilgili buraya not aldım. Devlet bizde neye tekabül eder? Irak'ta neye tekabül eder? Irak diye bir devlet olamaz. Suriye diye bir devlet olamaz. Yoktur öyle bir devlet zaten. Tarihinde de yoktur. Dünün zalimi işte. Beşer bir şey, Hafız Esat'ın devleti. Evet. Anca gider fakirin fukaranın üzerine elma kokulu gazlar atar, şehit eder Kürtleri. Budur. Saddam. Efendim? Saddam Hüseyin. Saddam'da da Esat. Hafız Esat da yaptı aynısını. Hama Humus'ta, Arapları. Hama'da Humus'ta yaptı. Ötekisi de şeyde yaptı. Kürtlere ne? Kimlik kartı vermedi. Halepçe'de yaptı. Şimdi bizde devlet varlığa, istiklale, meşruiyete tekabül eder. Devletin meşru dediği nameşru meşrudur hocam. İnanmayan Matilde Manukyan'ın hayatına baksın ne yaptı o kadın. Devlet ona meşrudur dedi. Meşru oldu birden bütün nameşruluk. Hepimiz biliriz ki nameşru. Ama devlet dedi ki meşru. Vergilendirilmiş kazanç da kutsaldır. Alevhasında yazıyor devletin. Bir baktık ki en meşru kimse Matilde Manukyan'dı. Bu devletin bizdeki fonksiyonuna tekabül eder. Kimseye fetva vermiyorum mübarek gün. Biz devleti böyle görürüz. Et kemik gibi. Irak ahalisi için, Suriye ahalisi için vesaire yerlerdeki ahali için güvenlik ve ekmek anlamına gelir. Başka hiçbir şeye tekabül etmez. Bu eskiden beridir böyledir. Abbasi gider, Emevi gelir. Emevi gider, bir başkası gelir. Ne olur? Osmanlı gelir, Selçuklu peki, gelir. Doğru. Şey bozulmaz. Dur bir dakika, bitiyor. Hocam, bizim devlete yaklaşımımız, buradaki şeyimiz hiç iyiliş edilmiş bir şeyi kabul etmez. Benim Selanik'te de gözüm var, Limni'de de gözüm var. Niye Niyazi Mısri Hazretleri'nin türbesini ben orada bırakayım ya? Yarın bir gün bir şey olursa var gözüm yani. Var gözüm. Adam üç güne bir Ayasofya'nın minarelerini yıkmaktan bahsederken bahsediyor da ben niye barış güverciniyim ya? Ben bunu anlamadım yani. Peki. Ben niye askeri, militer potansiyelimi, gençlerimi, efendim bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Var ya, niye yok? Evet. Çünkü benim toprağım orası. Ben olsa da var demem programda İbrahim. Ya tamam, ben şunu söylüyorum sadece. Bu kimsenin resmi görüşü değil. Bu benim indiği mütalaam. Ben diyorum ki biz gençlerimize, ey gençler, bizim kimsenin toprağında gözümüz yokla yetiştirmeyelim. Peki. Adamın bizim toprağında gözü var. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde yaptığı bir konuşmadan şu Soros ve Osman Kavala meselesini bir konuşalım istiyorum. Çünkü halen mevzu gündemde sıcaklığını koruyor. Önce bir sesi dinleyelim. Süremiz çok hızlı akıyor çünkü. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Ve yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi ve bu kararda belli çevreleri, ki malum çevrelerdir, ciddi manada rahatsız etti. Kusura bakmasınlar.
Bu ülkede hukuk var, bu ülkede yargı var ve bu yargıda kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Sayın Akın, şimdi buradan size sorayım efendim. Almanya'nın Kavala sevdasının altında ne yatıyor sizce? Hani Türkiye'nin iç işlerine bu kadar açıktan müdahale edebilecek cesareti nereden buluyor? Gerçi Türkiye'de gerekli sert tepkiyi gösterdi Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu aracılığıyla ama. Ya Türkiye'deki Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale etme gücünü muhalefetten buluyor. Yani bunu şimdi öyle değil mi yani? Muhalefetten böyle bir konuda yani çok mu hayal bir bekleyiş? Sizin muhalefetimizin kimseye cesaret verecek cesareti kalmış. Ama işte kalksalar deseler ki sana ne kardeşim. Yoksa yani, muhalefet mi batıdan cesaret alıyor? Yani onu bilemem de mesela Kadir... Köle efendisinden alır hocam. He? Köle efendisinden alır. Konrad Lorenz'in kazları. Tabii. Onu bir siz mi anlatacaksınız, ben mi anlatayım? Yok, anlatmayın her programda. Hocam çok önemli. Nobel aldı. Konrad Lorenz onunla Nobel aldı. Tamam, almıştır, eyvallah. Allah razı olsun. Hayır uğurlu olsun, biliyorum. Annesi zannetti kazlar onu. Şimdi öyle ilginç bir şey ki adam bir şey oluyor, gidiyor büyükelçilere şikayet ediyor. Elektriği kesiliyor, suyu ödeyemiyor, büyükelçilere şikayet ediyor. Şimdi böyle bir... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu çok yabancı bir durum değilmiş ya. Ben çok bilmiyordum ama Koray Şerbetçi dedi ki Osmanlı'da dedi bu dedi. Elçiler. O dedi elçilerle yemek yemeden dedi mesai yapmayan dedi sadrazamlar vardı. Tabii yani canım. Bizim dedi işlerle güzel etmek olsaydı onlar da çok mahirlerdir dedi. Tersane konferansı. Evet. Tabii Ali Paşa falan var, Ali Paşa doğru adamcağız. Ya o iyi mi yapıyor o anlamda mı? Hani bir gelenek İşinin anlamı. İşinin bir parçası. Ha. Yani ya yani sırtını batıya yaslayanlar çok var. Yok yok, o yaslamak değil ama Ali Paşa'nın yaptığı yaslamak değil işte. O siyaset yapıyor onu. Hı. Ama yaslayan da var. Adamın adı Moskov Nedim Paşa ya. Cağaloğlu'ndaki o meşhur türbe var ya, her geçen önünde Fatiha okuyor. Okusun gerçi adama da, adamın adı Moskov Nedim yani. Yani şimdi hakikaten çok ilginç günler yaşıyoruz. Bu adamın ismi, Kavala'nın durumu ne zaman gündeme gelse aynı isimler ve bazı eklenen işte sanatçı tayfası da eklendi buna. Evet, imza kampanyası yaptılar. Giderek de artıyormuş sayılar ama gündemden düştü tabii. Artık millet onlara pek prim vermiyor. Ya şimdi öyle bir muhalefet var ki bu muhalefetin bir milletvekili şöyle diyor ya. Eskiden efendim diyor biz emperyalizme karşı duran bir milletiz. Şimdi böyle başlıyor. Kadir Gökmen'di zannedersem. Ardından da diyor ki NATO'nun diyor demokrasi diye bir derdi yok diyor. Olsaydı Türkiye'ye 10 yılda bazı müdahaleler yapması gerekirdi diyor. Ayşenur Hanım da orada zorluyor. Yani ağzından çıkan lafı duyuyor mu kulakların? Ay ne müdahalesi şekerim falan diyor. Yapardı diyor, bal gibi yapardı. Şimdi böyle bir muhalefet var. Yani soruyu tersten sorduğumuzda bu böyle bir gücü yani içeride hani ya ne diyelim buna, mandacı demek istemiyorum onu o kelimeyi ama en azından bazı noktalarda Avrupa ile ve Batı ile emperyalizmle geri geldiğinde Amerika ile yani şimdi Biden'ın da sözlerini biliyoruz. İçerideki muhalefet destekleyeceğiz. Amerika'da çok rahatsız zaten tabii, Kavala çok, işinden. Yani şöyle bir şey. Rahatsız olanlar hep sorun bana göre yani benim şahsi görüşüme indi görüşüm mü ne dediniz? İndi mütalaa. İndi mütalaama göre sıkıntılı tipler. Rahat olanlar ve bu ülkenin hukukunu kendi kararını verebilecek self determinasyonu olan bir hukuk sistemi vardır diyenler de bakıyoruz milli yerli insanlar. İşte kimler itiraz ediyor? Az önce konuştuk. Şirin Hanım demiş ki koştura koştura Ukrayna için Türkiye'ye geliyorsunuz, sıraya giriyorsunuz demiş. Bir Alman Büyükelçisi Kavala kararından rahatsız deyince. Aynısını benzer şeyleri diğerleri de söylüyor. Şimdi bu oldukça tabii şey olacak ama Cumhurbaşkanımız da net biçimde tavrını ortaya koyuyor ki hukuk ayrı, yargı ayrı, siyaset ayrıdır. Yani buradan şunu da şey yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı söylüyor, yargı yapıyor. Kardeşim Cumhurbaşkanınız her söylediğini yargı yapmış olsaydı bugüne kadar bakın geçen hafta ne çıktı? Ters bir karar Danıştay'dan. İstanbul Sözleşmesi kararının efendim yürürlüğünün durdurulması, fesinin yürürlüğünün durdurulması kararı çıktı. Öyle bir şey yok. Yargı bağımsız ama bunlar şunu özlüyorlar. Yani bu hem Almanya'da, Avrupa'da, hem Amerika'da yani emperyalizmin ve NATO'nun birleştiği yerler hem de Türkiye'de bunların destekçisi olan tipler şunu istiyorlar.
vesayetler olsun. Oligarşik vesayet olsun, bürokratik vesayet olsun, jüristokratik vesayet olsun, askeri vesayet olsun. Darbelerde de aynısını yapmıyorlar mı? İyi darbe, kötü darbe. Efendim 80'e kötü, 60'a iyi darbe ihtilalleri ayırıyorlar. Peki muhalefeti böyle konuşurken Akşener'in bir açıklaması oldu. Onu bir izleyebilir miyiz? Kısacık bir şey, 16 saniye zaten. Aslında uzun da bir, kısa bir bölümünü almış arkadaşlar. Bir verebilir misiniz arkadaşlar rica etsem? Bugün meselemiz istibdat karşısında hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse Gezi'de otur. Devamı da var aslında. 31 Mart'ta meşrutiyeti yıkmaya çalışan, kalkışan darbecilerin karşı duran irade neyse Gezi'de odur. Demokrasi için seferber olan günün Türk gençleri neyse ağacına, parkına ve ilkine sahip çıkan Gezi'deki Türk gençleri de odur. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret. Şimdi vatanı, özgürlüğü, barışı koydun markaya 150 tane iğrençliği saklıyorsun. İstibdat dediği de işte altılı masayı da benzetmişler şeye, İttihat Terakki'ye. Geçen onunla ilgili şeyler vardı. Neyin özlemi bu bilmiyorum. Yani neyin istibdadı? Adam %52 oyla Muharrem İnce'nin deyimiyle yenmiş de yenmiş. Yine de yenecek. Siz böyle istibdat diyerek AK Parti'den, oradan hani tabandan koparmaya çalıştığınız zerre miskal oy alamazsınız. Tamamen çok talihsiz. Yani yorumlamaya değer mi hocam? Sizin değer. Belki ikinci meşrutiyete şimdi gidin siz. Değer. O yüzden şimdi geldi hocam, yani. 8 dakika kaldı. Milliyetçiliği ve vatan matan da değil, iyidir arkaya yani gider. Yazıklar olsun. Bu hattın direkleri Marmara İstasyonu gibi. Evet. Mete Han'la başlar, Yavuz Sultan Selim'e uğrar, Sultan Abdülhamit'ten geçer. Ondan sonrasını tartışırız fonksiyonuna göre. Çünkü milliyetçilik ülkede farklı yapılandı. Tartışırız, mesele değil. Ama bu üç istasyondan inhiraf eden tren bir başka tarafa gidiyor demektir. Uçağa bindiğinde efendim bu Berlin uçağı ama ben yolda Varşova'da ineceğim diyemiyorsun. Yok kardeşim. Tabii. Bu tren eğer Mete Han durağına uğramıyorsa, oradan kalkmıyorsa yani Mete Han'dan kalkmıyorsa, Yavuz Sultan Selim durağına uğramıyorsa, Sultan Abdülhamit durağına da uğramıyorsa burada bir sıkıntı var. Yavuz Ağaralıoğlu da gider senden. Ben onu yani bilmem. Yavuz Ağaralıoğlu parti içindeki istibdada karşı dursun. Peki. 6 dakikam kaldı Sayın Alabar'da. Özellikle Abdülhamit Han'ın seçilmesi tesadüf mü sizce? Evet. Valla konu aslında uzun. O zaman şimdi başlayın, ikinci bölümde devam edelim. Ben şöyle vesayetle ilgili konudan biraz girmek istiyorum. Soros ile ilgili olarak söyledim. Şimdi biz hukuki mütalaa yapmayacağımı geçen programda söyledim. Çünkü yarın İstinaf yolu açık. İstinaf yolu açık. Yani istinaf der ki yani verilmiş olunan bu kararı bozuyorum der. Tamam mı? O zaman söyleyecek bir şey kalmaz. En nihayetinde ben bir hukukçu değilim. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir vesayet mekanizmasıyla örümcek ağı gibi bir ağın içerisine oturtulduğunu biliyoruz. Yaşayarak biliyoruz. Yani bunun içerisinde fonlanmış sözde gazetecilerden jüristokrasiyle maşallah kelimesini seçim meydanlarında kullandığı için parti kapatma davası açıldığını ve partinin kapatılmaktan bir oyla kurtulduğunu, onun öncülüğü olarak da Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin, birçok partinin kapatılarak partiler çöplü haline getirildiğini, bu ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir şekilde bana destek çıkmıyorlar, bana engel oluyorlar demeksizin Halic'i temizlemeye çalışırken, Ümraniye'deki çöplüğün çöpünü ortadan kaldırmaya çalışılırken Pınarhisar cezaevine tıktılar, bir şiir okudu diye yine de en ufak bir şekilde buradan bir mağduriyet çıkartıp ben İstanbul'u çok güzel yapacaktım da bana da engel oldular demedi. Halic'i temizledi. Var mı temizledi demeyen? Ümraniye'de çöplük patladı da 51 tane insanımız öldü. Şu an gençlerimizin hiçbirisi maalesef bunu bilmiyor ve ila nihaya böyleydi zannediliyor. Dolayısıyla bir vesayet mekanizması, bir fonlanmış gazeteci gerçeği, bir juristokrasi, bir medya kontrolü, bir patronlar kulübü, bir üniversitelerin bu ülkede nelere mal olduğunu hep birlikte yaşadık. Mesela Celal Bayar'ın 1963 yılında yasağının kaldırılmasıyla ilgili husus meclise gelmeye kalktığında bütün üniversiteler rektörleriyle dekanlarıyla dışarıya döküldü. Aradan geçti 40 sene. Cumhuriyet mitinglerinde rektörleriyle beraber bütün üniversiteler, dünyada hangi gelişmiş batılı demokratik ülkesinde üniversiteler
parlamentoya gelinen herhangi bir yasa teklifinden dolayı dekanıyla, rektörüyle dışarıya çıkarlar. Bunları hep biliyoruz biz. Bunları yaşadık. Şimdi dolayısıyla Soros'un da bu medya kuruluşlarıyla olan irtibatı, ilişkisi sadece Türkiye'ye özel bir husus değil. Bunu biz Macaristan'da gördük, Gürcistan'da gördük, Ukrayna'da gördük. Ukrayna'da yaşanan bugün kanlı sürecin gelişmesinin işaret fitilinin ateşlendiği nokta 2014'ün öncesinde gerçekleşen Sorosçu müdahale ve Ukrayna'nın düştüğü hal. Kadife devrimlerdi, gül aynen. devrimleri, kadife devrimleri. Şimdi bunların hiçbirisini yok mu sayacağız yani? Yani Macaristan Cumhurbaşkanlığına aday olan ve tekrardan seçilen Viktor Orban'ın seçildiği günün aksinde Soros'un yaptığı en kötü yatırım Macar soluna yaptığı yatırımdır lafı komple teorisi mi? Demedi mi Viktor Orban böyle bir şey? Bu arada Viktor Orban Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kınamaya çalışanları da engelledi. Ya işte böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla bu zaviyeden konu değerlendirildiğinde Soros ile ilgili yaşanan, düzeltiyorum, Osman Kavala ile ilgili yaşanan gelişmelerin sesinin Almanya'dan gelmesi kabul edilebilir bir husus değil. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sürem dolduğunda siz beni ikaz edin. 3 dakika. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 85 milyon vatandaşından bir vatandaş olan Osman Kavala'yı mahkeme koltuğuna oturttuğunda hangi hak ile, hangi uluslararası hukuk ile, hangi selahiyet ile Almanya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçisini çağırarak bu yargılamayla ilgili husus konusunda kendisine bir şekilde iletilmek üzere nota veriliyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ha deseniz ki Alman vatandaşı aynı zamanda kendi vatandaşının hakkını arıyor, yine kabul edilmez ama en azından dersin ki Alman vatandaşı olduğu için arkasında duruyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşını yargılarken bataklık insanından türeme Almanya'dan izin mi isteyecek? Bunu söylemek istemezdim ama söylemek zorundayım yani. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Sevgili İbrahim. Hakikaten ne oldu bugün bize diyor. Öyle, öyle yani, yani şunu söylemek istiyorum. Avrupa'nın bataklığından çıkmış bir ülkedir Almanya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de 1000 yıldan fazla bir devlet geleneği vardı. Onu söylemek istiyorum. Bir analoji yapıyorum, bir mukayese ortaya koyuyorum. Yani biz Devlet-i Ali-i Osmani'nin ve onun öncesinde Selçuklu'nun, onun öncesindeki Türk devletlerinin kadim geleneğini takip ederekten bugüne kadar gelmiş bir ülke olarak şunun şurasında Bismarck'ın bütünlüğünü sağlamış olduğu Almanya'dan Allah aşkına bir vatandaşımızı yargı önüne çıkartırken icazet mi alacağız yani? Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi dolayısıyla bu gelinen noktada Kavala'nın kıymetini buradan anlamak lazım gelir. Erdoğan'ın avukatlarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'e yönelik olarak dava açtı. Ne demiştik geçen haftaki programda? Özgür Özel'in merdivenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak yargılayacağız, mahkum edeceğiz sözlerini. And olsun, and olsun diye. Evet, küçümsemeyin dedik değil mi burada? Evet, evet Sayın Cumhurbaşkanı. Tarihi geçmişi iyi bilen biri olarak küçümsemiyor. Çünkü neden? Köpek davası derler, bebek davası derler, muşamba derler, Hasan Polatkan'ı asarlar, vatana ihanet etti derler, ülkenin Kıbrıs davasının altında mührü olan Fatih Rüştü Zorlu'yu asarlar. Köpekle bebek davası derler, Adnan Menderes'i asarlar. Burada hatırlayalım, Eskişehir Örfü İdare Komutanlığı'nın bastırmış olduğu kağıtları göstermiştim ben burada vardı. İlanlar. Ne diyordu orada? 12 uçak dolusu altınla kaçmak üzereyken Adnan Menderes yakalandı. Siz de gördüğünüz yerde bütün Demokrat Partilileri tevkif edilmesi için Örfi İdare Kumandanlığı'na bilgi verin diye kağıtçıklar dağıttılar. Peki. O işin de failinin İrfan Özaydın'ın olduğunu hatırlatalım. Bir kısa mola verelim efendim. Masada ne vardı? Bugün tansiyon epey yüksek. Birazdan geri geleceğiz. Masada ne var devam ediyor efendim. Sayın Taci Tüykutay öyle bir depar attı ki yayına yetişeceğim diye nefes nefese ödüm koptu takılı bir şey. Hayır hiç nefes nefese gidiyor. Ama bakın, bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten sağlam bir tempoydu. Hani izleyicileriniz görseli takdir ederlerdi. Teşekkür ediyorum yetiştiğiniz için. Sağ olsun. Şimdi Sayın Alabar'da size bir iki dakika daha vereyim isterseniz. Abdülhamit Han doğrudan neden hedef şimdi oldu diye sormuştum. Bir de bazıları Erdoğan'a işte seni Abdülhamit Han'ın yalnızlığına bırakmayacağız diye etiketler açarak evet. destek mesajları verdi. Akşener'in açıklamasından sonra. Bir tane hemen başlığı çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Bunlardan bir tanesi Hürriyet, Adalet, Musavat, Meşveret dedi.
Uhuvveti ya unuttu ya özel bir sebeple koymadılar. Aslında o sloganın içerisinde o da vardı. Şimdi 1908 yılına öykünüp bizzat ismini çizip 1908 yılında meşrutiyetin gelmesi için Sultan Abdülhamid'e karşı birlikte olanları bizzat ve bil fiil örnek verdiği için öyle demek istedi mi istemedi mi noktasına hiç girmeden direkt konuya gireceğim. Şimdi 1908 yılında tablo şuydu. Makedon dağlarında ayrılıkçılar, komitacılar, dağa çıkmış bir takım Osmanlı zabitleri ve Bulgar çetecileri, Makedon çetecileri de dahil olmak üzere artık imparatorluğun davulunu çalıyorlardı. Osmanlı yönetimi bunlara karşı tedbir almakla zamanını harcıyor. Batı müdahaleciliği elçiler üzerinden son derece hat noktaya gelmişti ki sayın hocam biraz önce Moskov olmakla anılan bir paşanın da ismini vererek. Moskov Nedim Paşa'ya. Konuyu şey, Batı müdahaleciliği. Haliç'teki tersane konferansını biz burada hatırlarsan anlattık. Süfera toplantıları, büyükelçiler. 1914 yılında Sadrazam Said Halim Paşa'nın anılarına baksın bizi dinleyenler. Nasıl İngiliz'i teskin etmek, Rus'u ikna etmekle zamanını geçirdiğini kendi anılarında kendisi yazıyor. Diğer tarafta da hükümeti düzeltiyorum. Sultan Abdülhamit yönetimini Sultan de Rouge diyerek nitelendiren Fransızlar ve Ermenilerle efendime söyleyeyim aynı şekilde Sultan Hamit yönetimine götürmeye çalışan İttihatçılar var. Yani bugünkü tabloya bakalım. Ayrılıkçıların yerini PKK, FETÖ, YPG aldı. Dağlarda bunlar var. Osmanlı yönetimini şu an demokratik oylarla seçilmiş. Burada asla ve asla bir analoji kabul etmez. Sultan Hamid'in yerinde Erdoğan yoktur. Erdoğan milletin oyuyla iktidara gelmiştir. İstibdat yönetimi falan denilemez. Erdoğan'ı bu konularla ilgili istibdat yönetimi diye suçlayanların sırtını milletin iradesiyle, serbest oyuyla 9 defa sırtını minderde yere getirmiş adamdır Erdoğan. Yani Sultan Hamit gibi babasından devralmamıştır tahtı. 2023 seçimlerinde de kimin kazanacağı bilinmez. Demokrasi zaten bunu gerektirir. Evet. Kazanamadığı takdirde de Türkiye'de ilk defa demokratik seçimler sonucunda iktidar el değiştirmeyecek. Çok değiştirdi. Batı müdahaleciliği bugün de vardır. Keza iddiatçıların yerini de bizzat Meral Hanım'ın ağzından duyuyoruz ki kendileri almışlar. Ben söylemiyorum kendileri söylediği için. Şimdi bak sen bunu konuşuruz dediğin için kitabı getirdim. Feroz Ahmet'in falan çok güzel kitapları var. Benim en çok şey yaptığım, okuduğumda etkilendiğim Tarık Zafer Tunayan'ın Türkiye'de siyasal partilerin 3. cildi. İttihat ve Terakki bir çağın, bir kuşağın, bir partinin tarihi. Şimdi bize 1908 ile 1919 arası çok net bir şekilde öğretilmediği için sevgili İbrahim, 1908 ile 1919 yılları arası ile ilgili iki cümle söylediğinde sen ne biliyorsun ki sen tarihçi misin falan diyenler olduğu için vereceğim bütün örnekleri Tarık Zafer Tunayan'ın kitabından vereceğim. Bir kısmı Feroz Ahmet'in kitabındandır. İtirazı olan Tarık Zafer Tunaya gibi bu konunun ilmini yapmış kişiye yapsınlar. Şimdi diyor ki Tarık Zafer Tunaya, az bilgi çok kin ile İttihat Terakki yönetimi ele geçirince olan oldu diyor. Ben demiyorum. Az bilgi çok kin. Bugüne birebir benzeyen şartlardır. Ve İttihat Terakki 3 şey talep ediyordu. Bütün Osmanlı'da Memaliki Osmani'de genel af. Kanun hükmünde kararname ile atılanların hepsini geri döndüreceğiz diyen Kılıçdaroğlu'da İttihat ve Terakki'nin Memaliki Osmani'de Osmanlı mülkündeki bütün herkese af çıkartılması teklifi birebir aynilik arz etmektedir. Yabancı medyanın neşriyatına asla ket vurulmasın deniliyordu. Son bir ay içerisinde Deutsche Welle namlı Alman devletine ait Türkçe yayın yapan kuruluşun Türkiye ile ilgili atmış olduğu başlıklara bakarsanız arada geçen 100 yıl boyunca neyin değişip neyin değişmediğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi bu şeyler, benzerlikler kurulduğunda Ahmet Davutoğlu dedi ki Fatih Altaylı ile çıktığı Teke Tek programında, bu dedi bir anakroniktir. İkincisi dedi sübliminal mesajlar vererek dedi FETÖ-vari bir benzetmedir. Yani Sultan Hamit dönemiyle Erdoğan dönemini birbirine benzetip herkesin dışarıdan yıkmaya çalıştığını söylemek FETÖ-vari bir yöntemdir dedi. Şimdi Meral Akşener 1908 yılında İstibdat dedikleri yönetime karşı atılan sloganları söylüyor ve andolsun diye de yeminler ediyor Özgür Özel. Şimdi dolayısıyla biz Davutoğlu'ndan şunu bekliyoruz. Bunu siz Fatih Altaylı'ya söylediniz. İki gün sonra gerçi sevgili Murat Bardakçı
çok güzel Habertürk gazetesinde bir yazı yazdı bu konuyla ilgili. Neyin ne olduğunu, ne olmadığını gösterdi. Biz bekleriz ki Davutoğlu'ndan Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında yaptığı celallenmeyi Meral Akşener'e de yaparak desin ki ey Meral Hanım, bunlar hem anakronik hem de subliminal mesajlar içeren bir takım hususlardır desin. Gelelim ikinci hususa. Şimdi siz eğer 1908 yılında istibdada ayaklanır gibi ayaklanacaksanız, ben Türkiye Gazetesi'nde bir yazı yazdım. O yazıda da şunu söyledim. Mesela 7 Temmuz 1908 gençlerimiz bilmez. 7 Temmuz 1908 yılında dağa çıkmış komitacıları, Balkan çetelerini bir şekilde susturmak maksadıyla oraya göreve gönderilmiş bulunan Şemsi Paşa, Manastır Telgraphanesi'nde yazdığı raporu Sadaret Makamı İstanbul'a göndermek için gittiğinde Arnavut muhafızların içerisinde bir mülazım tarafından, bir üsteğmen tarafından, ki onun adı da Atıf Kamçıl, şehit edildi. Bak, şehit edildi. Ve Atıf Kamçıl Şemsi Paşa'yı şehit ettikten sonra, meşrutiyetin ilanından sonra önce Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebus yapıldı. Arkasından da Cumhuriyet döneminde Osmanlı Paşası'nı şehit eden tetikçi Atıf Kamçıl tutuldu. Türkiye Cumhuriyeti döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Çanakkale CHP milletvekili yapıldı. Ben soruyorum, acaba ya istibdat ya ölüm diyen, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, meşveret diyen ve Balkan komitacılarıyla Gezi Parkı'ndakileri aynı tutan ve bu kelime kelime sabit olan Meral Akşener'in Şemsi Paşası kimdir? Tetiği çekecek Atıf Kamçılı var mıdır? Tetiği çekip de öldürteceği Şemsi Paşa'yı kendi partisinden tetikçisini de 2023 seçimlerinde listeye koyup partisinden mebus yapacak mıdır? Yani siz öyle analojiler yapıyorsunuz ki bunları millet bilmezse Şemsi Paşa'yı hiç kimse bilmiyor. Adı bile unutuldu. Ama tetikçi Atıf Kamçılı hem Meclis-i Mebusan'da mebus yaptılar, hem Cumhuriyet döneminde vekil yaptılar. Yetmedi, 1947 yılında kabrini açtılar. İstanbul'da Hürriyet, Abide-i Hürriyet Meydanı'na cenazesini defnettiler sevgili İbrahim. Şimdi bunlar iyi bilinmezse o zaman bir gün Şemsi Paşa adında başka bir paşamız şehit edilir. Vuranlar da alınır. Abide-i Hürriyet Meydanı'ndaki gibi başına anıt dikilir. Ben de bu duruma Ömer Halis Demirler unutulur, Semih Terzilerin başına da bayrak dikilir, anıt dikilir diye açıklıyorum. Bu konulara, bu sorulara cevap versinler. Bu sorulara cevap versinler. Nara atmak kolay. Medeniyet dersleri diye bir ders kitabını okullarda İktidara geçtiklerinde zorunlu dersin içine sokacaklarını yazıyor. Afet İnan'ın yazmış olduğu. İçinde İslam'a Afet İnan'ın yazdığı o kitapta öyle büyük hakaretler var ki bekliyoruz İyi Parti Genel Başkanı'ndan o kitabı iktidara geçse de geçmese de etkin olduğu her yerde halka dağıtmaya devam etsin. Peki. Şimdi Üstad, sizle devam edelim bu konuyla ilgili olarak. Abdülhamit Han'ın yaşadığı dönemle Türkiye'nin şu an içinden geçtiği dönemde sizce de bir benzerlik var mı? Açıkçası şimdi bu örnekleri verince, hani ben Garopaylı'nın işte 24 Nisan'la ilgili olarak verdiği önergeye falan hiç şaşırmıyorum artık. Yani bu coğrafyada bulunduğumuz süreçlere baktığımızda hep bunlar olmuş anladığım kadarıyla. Hep de bu vatan evlatları sağlam bir mücadele içerisine girmişler ama memlekette vatanseverlik de çok böyle ateşten bir gömlek gerçekten. Abide-i Hürriyet Meydanı ile alakalı bir şerhi düşelim. Bu devlet de gelir. Onun yanına Adalet Sarayı'nı diker Mehmet Selim Kiraz Adalet Sarayı'nı. Eyvallah. Ondan sonra orada kendi cesametini de gösterir. Öyle Mahmut Şevket Paşalar falan. Bize hareket ordusunu kahraman ordu diye anlattılar Hikmektep'te evet. Hareket ordusu geldiğinde İstanbul'da ilk yaptığı işlerden birisi Fatih Camii'ni kurşunlamaktı. Biliyorsunuz değil mi? Bana inanmayan YouTube'a sorsun. Hocam, sevgili hocam, Süleyman Zeki Bağlan. Dedesi orada talebe o zaman. Hala mermi izleri duruyor Fatih Camii'nin duvarında. Musalla cenaze namazının kılındığı yer var ya, oradan evet. Türbe kapısına doğru baksınlar. Duvarda duruyor mermi izleri. Hareket ordusu kurşunladı. Hocam, birkaç hadise var. Bunlar mukarrerdir. Bunlardan birisi şu: Osmanlı'daki muhalefet hareketleri ilk başta çok safiyane güzel başladı Yeni Osmanlılar Hareketi şeklinde. Dediler ki biz, bunlar bürokrat elit adamlardı. Kim? Ziya Paşa demiş, şiirini okuduk.
Ne büyük adam? Namık Kemal, vatan şairi ya, kahramanı vatan. Tabii ki. Bu adamlara bir şey diyebiliyor musun? Tabii. Ali Suavi büyük adam yani. Başka bir şey daha söyleyelim. He. İttihatçılardan Fahrettin Paşa, Medine-i Münevvere'yi savunan iskorpit hastalığına karşı ne diyebiliriz? Şimdi tabii başka şeyden bahsedeceğim. Bu adamlar devleti, bürokrasiyi daha sağlam hale getirelim. Bir de bu adamların Tanzimat'a itirazları, İslamiyet'in terzil edildiği, İslamiyet burada haksızlığa uğruyordu. Dindardı bunlar. Sonra ne oldu? Bir Jön Türk jenerasyonu geldi ve iddiatçılık geldi. Bir başka şeye gelindi. Buradaki şey bir başkaydı. O ilk yeni Osmanlılar var ya, onlar gitti, o bürokrat elitler. Çok iyi okumuş adamlar. Onun yerine Abdullah Cevdetler, İshak Sükutiler, İbrahim Temolar falan, bu pozitivist adamlar, dağa çıkanlar falan bunlar, eşkıya kılıklılar. Geldiler, İbrahim Temo dağda gezdi yıllarca. İndirildi sonra, neyse. Bunlar başka bir şeyle geldiler. Unutmayınız, İttihat ve Terakki'nin meşhur şeydir. Gayri resmi resmi ideoloğu Ziya Gökalp milliyetçidir. Türk milliyetçisidir. Türk milliyetçiliği ideolojisini kendine rehber edinmiş. Bu ideolojinin başlarından İbrahim Temo nerede öldü hocam? Romanya'da öldü. Bunlar arasında öyle adamlar var ki, biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra bize karşı aza oldu. Emanuel Karasu. Tabii. Yahudi kabristanında gömdü. Yahudi olmak kabahat değil. Hürmet ederim hepsine yani. Korkumdan da demiyorum. Hakikaten hürmet ederim. Tabii yani. Ki canım. Bu vatanın ne Yahudi kulları var? Tabii ki. Bu vatandaşları var. Ama öyle bir şey ki, Türk milliyetçiliği diyerek bizim milliyetçiliğimizi yükselttiler ya bunlar. Diğer milliyetçilikleri de yükselttiler. Ne oldu Osmanlı? Üç tarzı siyaset. Yusuf Akçura. Tabii. Sayalım. Türkçülüğü yükselttik ya. En olabilir odur dedik ya. Balkanlar gitti, Arap gitti, o gitti, bu gitti falan gitti filan gitti. Bak şu anda bulunduğumuz durum aynı. Sultan Abdülhamit mümkün olmayan bir meşrutiyeti askıya aldı. Birinci meşrutiyet. Baktı ki mümkün değil. Bu adamlar azıtıyorlar buradan. Unutmayınız, bu adamlar içinde öyle ilginç tipler var ki, gittiler Paris Komünü'nde savaştılar Fransa'nın yanında ya. Reşat Beyler, Nuri Beyler, Mehmet Emin Beyler. Paris Komünü'nde Fransa adına savaştılar. Fransız ordusu. Marseillez marşı söyledi Osmanlı zabitleri. Söylediler, söylerler. Şimdi Sayın Alıvart'a Amerikan marşını kim söyleyecek diye yazmıştı. Yok, şuraya geliyor. Yani. Ağzına sağlık. Bu yazı çok güzeldi. Paylaşmayı unuttum. Eşekliğime ver. Önceme paylaşacağım. Hatta yolda arabada paylaşacağım. Eyvallah hocam. Şey ne diyordum ya? Bir şey diyordum. Hocam bak, şimdiki sorumuz şudur. Biz Türkiye'nin eyalet sistemini, artık ademi merkezi bir şekilde yönetilmesini öngörüyoruz diyen, YPG bize mi sıkacak diyen, Hendek ile ilgili meseleleri hiç dert etmeyip Türk polisini, Türk emniyet güçlerini falan dert eden adamların olduğu bir dönemde, bir demde, siz çakma bir milliyetçiliği yükselterek, ırkçılığı yükselterek, ve unutmayınız bu memlekette öyle bir potansiyel vardır ki, Suriyeli Afgan'ı bulmasa Kürt ırkçılığı çıkacak. Bu vatan Kürt ırkçılığının çok tavan yaptığı günleri gördü ya. Yalan mı yani? Neler gördük? Kadıncağız 70 yaşında, 80 yaşında teyze, Türkçe bilmiyor, hastanede hakaretler işte falan. Neyse, mesele değil. Bunlar böyle, bunların seciyesi bu. Bunları böyle yükseltiyorlar ya. Efendi bak, Sultanahmet dönemindeki bu şey var ya, o zamanki bu çakma milliyetçiler, İttihat ve Terakki'nin çakma milliyetçiliği. Çakma bir Türk milliyetçiliğini yükselterek diğer milliyetçileri azıttınız ya. Azıttınız ya. Şimdi siz böyle şeyler yaparak neleri yükseltmek istiyorsunuz bu memlekette başkaca? Ve bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin neyine tekabül ediyor? Ve ey Sayın Meral Akşener, bugün bir Paris Komünü yok, Ukrayna'da savaşalım mı? İt elinden gelse sokacak biz Ukrayna'ya. Zaten ilk beyanatları o zaten. Tabii. Hemen Akkuyu işte millileştirelim, Putin'i hemen. Hocam tam olarak ondan bahsediyorum. Bizi bir şekilde batılılaşma serencamımız içindeki hakim paradigmanın askeri kılmak istiyor. İttihatçılar bu haltı yediler. Bak, bu da aynı haltı yemek istiyor. Bitiyor. Sultan Abdülhamit'le Erdoğan arasındaki analoji. Evet, simaları biraz benziyor falan. Şeyleri de benziyor ama buradaki mevzu Sultan Abdülhamit'le yan yana geldi diye Abdülhamit'e vurduğum her şey Erdoğan'a da gelir diyorsan eğer, Sultan Abdülhamit bir başka şeye tekabül eder. Sultan Abdülhamit Selanik'te esirken, verin bana bir tüfek ben de direneyim diyen adamdır, tamam? Sultan Abdülhamit, verin bana bir tüfek ben de direneyim diyen adamdır. Yani LGBT yürüyüşlerinde bayrak sallayan adam değildir. İlla çakacaksan
Var, sizin partinizde de var çakılacak adamlar. Oradan başla yürümeye. Mesela Aytun Çıray var. Neden olduğunu da söyleriz. Gönül bağı kurduğu adamlardan başla yani. Bu seçim sürecinde gönül bağı kurduk dedi değil mi hocam? Ez cümle şunu söyleyelim ve bitirelim. Siz bir başka hassasiyeti memlekette yükselterek, bu başka hassasiyetler İyi Parti kuruldu kurulalı, Türkiye milliyetçiliği Alparslan Türkeş sonrası din ile, İslamiyet ile Türk milliyetçiliğini mezcetmiş bir ideolojidir. Hiçbir zaman ırkçılaşmadı. Irkçılaşmadı ya. Radikalleştiği dönemler var, hiçbir zaman ırkçılaşmadı. İlk defa ırkçı siyaseti biz İyi Parti'nin kuruluşuyla gördük. Şu an Zafer Partisi ile yani şaha kalktı. Peki. İkinci başlığa geçmem gerekiyor. Sürem çok hızlı bugün akıyor. Yetmeyecek. Olmadık hassasiyetlerimizi uyandırıyorlar. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik Suudi Arabistan dönüşüne uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde sert eleştirilerde bulundu. Bu zat zihinsel olarak karanlıkta ifadesini kullandı ve aynı zamanda şöyle bir ifadesi de var. Bay Kemal'in bu gittiği elektrik kesik diye gittiği evlerde akıllı sayaçlarla aslında elektriğin açık olduğu ve şalterlerin kapatılmış olmasına atıfta bulunarak diyor ki yani gittiği evin elektriği var mı yok mu bundan haberi yok Bay Kemal'in. Ne yaptığında farkında değil. Yanındaki kendi danışmanları da Bay Kemal'i ciddi manada aldatıyorlar. O da oyunlara çok rahat geliyor çünkü kendisinin ufku yok. Bu ufuk karanlık. Onun için aydınlatmaya büyük ihtiyaç var diye de bir değerlendirmede bulunuyor. Sayın Akın sizinle devam edelim. Aynı zamanda Optimar'ın yaptığı araştırmada da Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun ilk kez geçtiği aday olarak bilgileri de paylaşılıyor bugünlerde. Onlar servis ediliyor. Ne oluyor sorusunu soracağım size ama önce bu Erdoğan değerlendirmesiyle başlayalım isterseniz. Şimdi birinci sorum şu, Kılıçdaroğlu gerçekten gittiği evlerde karanlık olup olmadığını bilmiyor mu? Bilmiyorsa kötü. Biliyorsa daha kötü yani şimdi bilmiyorsa ülkeye emanet edeceğimiz bir liderin işte ne yaptığından haberi olmadığı bir portre ortaya çıkıyor. Eğer yanındakiler kandırıyorsa güveneceği adamlar mı yok bu daha mı kötü buradan başlayalım. Vallahi şimdi özellikle Millet İttifakı'nda şöyle yani Kılıçdaroğlu da tabii bunun başını çektiği için bir Dunning-Kruger sendromu deniyor. Yani gerçeklikten kopma, realiteden uzaklaşma. Şimdi bazı tipler öyledir. Kendine bir ütopik veya ideal hayal oluştursun bir benlik. O benliğe ulaşmak için gerçek benliğinden uzaklaşırsın. Gittikçe bu fark açılır. Sen bu farkı fark edemezsin, farkın açıldığını. Giderek o hayalindeki konuma oturtmaya çalışırsın kendini. Bu da ileride şizofrenik bir duruma yol açar. Yani gerçekle bağ gerçekten kopuyor. Şu an gördüğüm o. Çünkü şunun farkında değil. Yani birincisi bu özellikle Millet İttifakı'nın tabanı şunu beklemiyor artık. Yani elektrik faturanı ödüyor musun, ödemiyor musun? Bu benim umurumda değil. İşte Milli Eğitim'in kapısına dayanmış mısın, dayanmamış mısın? TÜİK başkanının ofisini basıyor mu, basmıyor mu? Bana diyor ki aslında Millet İttifakı bu Macaristan seçimleri çok iyi bir şey oldu. Ondan sonra Tanju Hoca uyardı. Dedi ki bakın Macaristan'da sizin yaptığınız denendi. 3 yıl, 300 yıl önce değil. 2 hafta önce. Tanju Hoca çok sert uyardı Ege Üniversitesi'nde siyasal bilimler profesörü. Çok da değerli bir hoca. Dedi ki bakın şu an tabanınız ve oy almak istediğiniz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi neyse ve diğer şeyler sizden şunu beklemiyor. Yani şov, bir gösteriş, bir nümayiş. Yani bize şunu söyleyin. Ne yapacaksınız? So what? Siz olsanız ne yapacaksınız? Tamam ekonomik sorunlar var diyorsunuz. Tamam göç sorunu var diyorsunuz. İşte şu var bu var. Fakat öyle bir noktada ki maalesef bu 4M siyaseti diyorum ben. Bunu tutturdu Kılıçdaroğlu. Yani aslında yörüngesini oraya oturttu. Koca bir partinin ki Atatürk'ün koltuğu olan bir parti. Çok yazık üzülüyoruz. Manipülatif bir siyaset. Birinci M bu. İkincisi müfteri bir siyaset. Bakın Manadası'ndan tutun işte daha yeni Özgür Özel'in davasına kadar hep bir hakaret, mütehakir bir siyaset ve mitomanik bir siyaset. Dördüncüsü de o. Yalana dayalı. Yalansız günü yok. Hakikaten Millet İttifakı'nın
bu yalan söylemeden, doğruyu çarpıtmadan, manipüle etmeden geçirdiği bir gün yok. Yani şeyi de anlamakta zorlanıyorsunuz. Mesela hani fakir bir aile bulmaksa mesele, yani koskoca CHP teşkilatları nasıl elektriği kesilmiş ya da gerçekten ihtiyaç sahibi bir aile bulamıyor da gidip şalter indiren aile buluyor. Ya amaç o değil İbrahim Bey. Amaç şimdi bakın, az önce konuşuldu o konular ama Karasu, Emmanuel Karasu kim, Soros kim? O gün Abdülhamit'i yıkmak için yapılan planlar kim tarafından süfle ediliyordu? Bugün Soros nerede neler yapıyor? Aslında bu denklemlere baktığımızda çok da farklı bir şeylerin olmadığını görüyoruz. Ben şu an şöyle bir kanaate vardım. Bu benim şahsi kanaatim. Katılanır olmaz. Yani şu anda Millet İttifakı'nın siyaseti kendi siyaseti değil. Önüne bir şeyler konuluyor. Hafta sonu bir yerlerde yazılıyor, çiziliyor. Bir şeyler şey yapılıyor. Şunu konuşacaksın, şunu söyleyeceksin, şurayı basacaksın, şuraya gideceksin. Çünkü akla uygun değil. Yani makuliyet çizgisi kayboluyor. Yani şu yapılacak iş mi? Elektrik kapak. Sen ne yapacaksın? Yani bakın bugün başka partiler de var muhalefette. Mesela Doğu Perinçek var. Başka şeyler söylüyor. Adam üretim şeyi diyor, ekonomisi diyor, işte ne bileyim şeyleri tekrar geri vereceğiz diyor. Bu teki kuracağız, Türk Elektrik Kurumu'nu. Alternatif üretiyor. Burada hiç öyle bir şey yok. Bir güçlendirilmiş parlamenter. Gerçi senin sayak böke el koyacağız hepsine dedi ama. Tamam bakın öyle öyle şeyleri var. Yani şimdi sıkılmış vaziyette millet ve Tanju Hoca da buna dikkat çekti. Bakın dedi, Macaristan'da yapılanları yapmayın. Aynı ben iki seçimde orada Markize'ydi zannedersem Orban'ın karşısındaki. Bizde işte şimdi parlatılmaya çalışan tiplere çok benziyor. Ve orada da kamuoyu 10-15 puan önde gösteriyordu o Markize'yi. Markize'yi de Hazreti İsa da olsa bugün solcu olurdu diyerek bugün işte Rabbi Yesir görenlerin şeyleri. O da ne yapıyordu? Tuna Nehri üzerindeki Rusya ile yapılacak anlaşmayı iptal edecekti. Enerji anlaşması. Bugün bizim S-400'leri geri verin, işte nükleer enerjileri kapatın falan filan şeylerine benziyor. Orada denge mekanizması kuracağız diyordu. Bizde güçlendirilmiş parlamenter sistem falan diyor. Fakat Tanju Hoca dedi ki bu laflarda Macaristan'da bu siyasetle kaybettiniz. Çözüm, öneri. Bunu göremiyor. Yani bu kadar basit bir şey. Ya halkın bir sorunu varsa elektrik var mı yok mu onunla ilgilenmez. Sen ne yapacaksın? Bununla ilgili. Bu olmadığı için de bu Dunning-Kruger sendromu giderek şey yapıyor. Yani halktan kopuk bir siyaset ve bugün ben şöyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararlar, yapacağı siyasi açıklamalar falan 3-5 kişiyle sınırlı. Ne tabanın bundan haberi var, ne A takımının haberi var. Aynı şekilde Meral Akşener'le ilgili. Bakın şimdi seçimler yaklaşıyor. Bakacağız adaylarını kaç hafta kala açıklayacaklar. Benzer şeyi orada da göreceğiz. Obskurantizm denen şey, bilmesinlercilik. Bu tabanı sıkmış vaziyette yani. Gerçekten benim peki konuştuklarımı anlamıyor millet ya. Sözlük Suzan. Ama bir şey söyleyeceğim. Dönük Kriger, obstrantizm falan. Ama en azından mealini arkasından veriyor. Oradan ben biraz çıkartıyorum. Abi ben 6 tane hocam yabancı kelime aynı anda kullanmıyorum. Yani bir şekilde. Ona yetişemeyiz yani, biz. Bazen hani ben yazıyorum yani. Gamze'ye de yazıyorum. Gamze'ciğim konuya hakim miyiz diye dinliyorum falan diye cevap yazıyor. Yani. Şey hani, neydi? Bu şeyi de çevirmiş ya ismi. Yani, ne diyeyim? Sesli makale bu konuda, ismi de çevirmiş. Yani izleyicilerimiz lütfen sosyal medya hesabından paylaşım yapıp bana destek verin biraz. Yani bu siyasette tutmaz İbrahim Bey. Peki. Çözüm siyaseti Markize gibi olur. Peki, sonra. O zaman kim şunu sorayım şimdi. Kılıçdaroğlu dedi ki ya işte bir dakika şuradan notlara bakayım da. Ya yolu açın. Ya bana katılın ya yolumdan çekilin dedi. Aday benim dedi. Bir meydan okuma mı? Bir kime meydan okuyor? Şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektriği olan evde elektrik yokmuş gibi davranması da Hilton'da bulunması falan da hep aynı mevzular. Ben söylüyorum yani. Sayın Ekrem İmamoğlu niye Subhane Rabbike Rabbil İzzetem Maesifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin dediyse ama tecvitten kalır herhalde. Talim malim kalır kötü yani. Ya İngilizce de öyle, Arapça da çok öyle. İkisi de kötü. Türkçe de öyle hocam. Türkçe de öyle. Neyse. Kendilerine tartışılır kılmak istiyorlar. İmamoğlu kendi kitlesi içinde tartışılır kılmak istiyor. Subhane Rabbike Rabbil İzzetem Maesifun derken. Kılıçdaroğlu sürekli tartışılır. Bak Kılıçdaroğlu konuşuyoruz ya. Bizim de payımız oldu işte yani. Reis Cumhur Mekke'den dönerken hava uçakta konuşuyor yani. Hocam bak bu bir strateji. Niye yapıyorsun? Cevabı bu. Şimdi buradaki şey şu. Gerçi şimdi 2-3 puan oyların İmamoğlu'nun önüne geçirebildiğine göre. Kılıçdaroğlu evet mu? Geçer. Geçer. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na göre birincisi çok daha önemli bir avantajı var. Türkçesi 7 bölgeye daha eşit mesafede. Bak buradan ben Karadenizlilere hürmetsizlik edecek bir adam değilim.
Ama memleketin öyle yerleri vardır ki orada lokal siyaset çok belirleyicidir hocam. Ağızla konuşursanız o insanlara itici gelir. Hadi bakayım Diyarbakır mitingini merak ediyorum. Bak bu hafta Rize'de Sayın İmamoğlu. Rize'deki miting iyi geçer. Merak ediyorum öteki tarafları yani. Malatya'ya falan. Neyse. Şunu söylemek istiyorum ve bitireyim. Sonra Yusuf abiye devredeyim. Uzattım ben deminki ayakta. Yok, sağ olun. Sayın Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor önümden çekilinle neyi söylemek istiyor şöyle söylemek istiyorum. Tepsiyi garson bir yere taşıyor. Tepsi masaya doğru gidiyor. Servis edilecek ya. Bu tepsinin üzerindeki karıncalar sağa yahut sola gidiyorlar. Birisi çorbanın üzerinde, birisi ana yemeğin üzerinde, birisi tatlının üzerinde. Ana yemeğin üzerinde kalan başkan adayı olacak. Yarışıyorlar buraya. Ama tepsiyi götüren de bir irade var. Göklerden gelen, 14. kattan gelen bir karar vardır CHP'de. Aşağıya inecek ya, o zamana kadar oraya kendini atma müsabakasıdır bu. Şey nedir? Klikler savaşı nedir? Klikler savaşı da kim tesir edebileceği adayı iteleyebilirse, yarın bir gün olur da eskaza bu adam da kazanırsa hadiseyi subaşını ben tutarım demek. Bak şey bile Ümit Özdağ bile Mansur Yavaş'ı itekliyor. Yarın bir gün bu adam başkan olursa tesir ederim. Subaşını da benim de bir yerim olur diye. Peki. Hadise bu. Peki Ali Babacan'ın açıklamaları vardı. Deva Partisi Genel Başkanı. Özür dilerim ya. Meral Akşener'in söylediği şeyin Türkçesi işte bak. Ben onu tefsir etmiş oldum. Cumhur İttifakı etle tırnak gibi bir ittifak evet, biz proje bazlıyız dedi ya. Ha bu işte. Neyim proje? Subaşına kim adamı koyarsa. Peki. Proje bazı bu. Peki Ali Babacan bu masa millete güven vermiyor diye bir açıklamada bulundu. Seçime kendi parti logosuyla girme kararı aldığını duyurduktan sonra. Bir dinleyelim kısacık sonra Sayın Alabardağ'a soracağım neler oluyor diye. Süremiz çok hızlı akıyor bugün. Yani diyelim ki işte siz de bana sordunuz özelleştirme değil mi? Evet. Şimdi bu 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek bugün? Diyelim ki bugün o adayım şudur diye açıklasak. Kılıçdaroğlu bugün kamulaştırma demiş. Evet. Yani belki başka bir genel başkan sorsanız başka bir şey başka söyleyecek. Başka bir şey söyleyecek. Başka genel başkan söylesiniz başka. Cumhurbaşkanı adayı da belki başka şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Önce bunu yapmanız lazım. Mümkün değil yani. Kardeşim ben bunu izlerken direkt siz aklıma geldiniz. Biz aylardır Sayın Alabardağ diyor ki mesela ya Ali Babacan bu konuda ne diyecek? Ne diyecek Ali Babacan diye tam da denk geldi yani hani böyle. Bir kere bu de masa bizi dedi, düşün yani. He? Bir kere de bizi düşün. Hep orayı düşünüyor zaten. Ama hocamın ben arada söyledim. Yüz yüksüz. Bir şey söyleyeceğim. Ki bir şey söyleyeceğim. Saat ve ceket uyumu bir şey yapıyor. Yani şu var mı öyle bir uyumu? Programa geleceğim de bu 3 cilt bu arada. Ya adam çalışmış yani gelmiş. 3 cilt. Yüzüğünü takmış, saatini, ceketini uydurmuş. Şimdi bilmiyor ki bir ben pazartesi günü derste söylüyor. Çocuklara okutuyorum. Tamam ama önemli buraya olan getirmiyoruz, bu uyum yani. Eyvallah. Şimdi peki, ben buradan tamam. Devam edeyim. İkinci meşrutiyetten alalım. Öyle vardır geriden al diye. Şimdi şeyden Ali Babacan'ın söylemiş olduğu sual aslında güzel bir soru. Doğru bence de evet. Biz de zaten biz ne diyoruz bu programda? Yani bu konularla ilgili doğruyu ortaya koyduğunuzda asla tukaka demeyiz, destekleriz. Şimdi Ali Babacan'a haftalardan bu yana diyorduk ki Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili kamulaştırmayı öngörüyor. Selin Sayek Böke ise karşılığını dahi vermeden kamulaştırmayı öngörüyor. Şimdi siz 6 parti bir araya gelmişsiniz. Sizin bir iktisat siyasetiniz olacak. Ali Babacan özelleştirmeden yana. Liberal ekonomiden yana tabii. Ve bunu da saklamıyor. Şimdi Ali Babacan haklı olarak söylüyor. Diyor ki onların devletçi kaldığı, kamulaştırmadan yana olduğu bir sistemde ben neden onlarla aynı kayığın içerisinde bulunayım anlamına gelecek bir takım sözler söylüyor. Ben bunu eleştirmem. Çünkü benim amacım burada birilerini yıpratmak üzerine bir program yapmak değil ki Ali Babacan sorulması gereken soruyu sormuş. Ve çok haklı orada. Ve dedi ki ben yoluma kendi partimle, kendi anımla, kendi şanımla gideceğim. Bunu bu tarafa koyduk. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ali Babacan Millet İttifakı'nın dışında olacağını söylemiyor. Evet tabii. Çünkü biliyorsunuz iki seçim birden yapılacak. Evet. Bunlardan bir tanesi parlamento seçimi, diğeri de cumhurbaşkanlığı sistemi. Burada kritik olan husus nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Hı hı. Ali Babacan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı etrafında şekilleneceği adayı destekleyecek çok net. Peki o zaman bu çıkışı niye yaptı? Çünkü bu çıkışı yapmasının ana motorunu ateşleyen husus seçim kanununda yapılan değişiklikle
%1 civarında Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi %0.5 ile %2 arasında oy alan küçük partilerin öyle 20 tane grup kuracak kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da İyi Parti'ye bir dayatmada bulunamayacağını ortaya çıkarttı. Şimdi hal böyle olunca hem Kemal Kılıçdaroğlu açısından ihmal edilir görülmeye başlandı. Hem de barajın 7'ye düşmesiyle Ali Babacan bu çıkışı yaparak hem Ahmet Davutoğlu'na yönelik gel birlikte parlamento belki seçimi. Saadet'i de yanımıza belki alalım. De Saadet, Saadet üçüncü ittifak olabilir diyordu. Diyordu ama ne diyordu? İttifakın içinde ittifak olur evet. diyordu. Bak burası çok evet. önemli. Şöyle diyenler var ve ben üzülüyorum. Yani bunu Cumhur İttifakı'nın belli başlı adamları söylüyor. Altılı masa paramparça. Yani yok, o kadar yok. Hayalperest olmayın. Evet. Altılı masayı onlar kurmadı ki onlar dağıtsın. Altılı masanın dışında bir şey bu. Parlamento peki. seçimleriyle ilgili. Şimdi bir video izlettireceğim. Tamam. Ben görünce şok oldum açıkçası ve şimdi hani teşbihte hata olmaz. Yani benzetmede kusur aramayın lütfen. İstanbul direksiyonunda kim var sorusu aklıma geldi görüntü izleyince. Neden bahsediyorum? Kendi kendine giden ve sonra kazaya sebep olan bir metrobüs görüntüsü. Bir izleyebilir miyiz? İstanbul anlık metrobüsün içinde şoför yok. Kendi kendine gidiyor. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Her tarafı paramparça olmuş. Çarpa baksana, çarpa. Bak. Kendi kendine gidiyor. Çarpa aha, çarpa vallahi gidiyor. Bu tarafa gidiyor kanka. Çarp. Oğlum bir sağa vuruyor bir sola vuruyor lan bu. Abi, ne zaman duracak? Şoför yok. Ya, önündeki ya. Araca çarpacak. Metrobüse çarpacak. Of. İçinde yolcu varken. Adama bir şey oldu mu acaba ya? Şoföre oldu mu acaba bir şey? Bilmiyorum ki. Abi çok kötü ya. Bir şey olmamıştır inşallah ya. Abi çok kötü koydu. Şahlandı araçlar. Stil aslında İstanbul diye başlık attık. Yani şimdi konuyu da şuraya bağlayacağım. İstanbul gerçekten nasıl yönetiliyor sorusunun bir resmi gibi görüyorum ben bu meseleyi. Siz nasıl görürsünüz bilmiyorum evet. ama özellikle İBB'deki terör iltisaklı kadrolar tartışması yeniden alevlendi. İşte dağdan gelen bir terör şüphelisinin tutuklandı kendisi. İBB'de çalıştığı. İşte İBB'nin biz bunlara maaş vermiyoruz. Alman fonlarından aldığı bütçeyle aslında burada geçici olarak görev yapıyor gibi açıklamaları söz konusu. İstanbul nasıl yönetiliyor sorusunu vatandaş tabii yaşayarak biliyor. İşte İstanbul'da yaşamayanlar da televizyondan izliyorlar ama siz bu içinden geçtiğiniz sürece nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. 3 dakika versem, 4 hemen dakika hızlıca. Versem. Şimdi İstanbul yaşayan bir organizma. Haddi zatinde bütün büyük şehirler yaşayan organizma. Kasabalar, köyler içinde söylenebilir bu ama İstanbul gibi çok devasa sorunları olan yaşayan bir organizmada hizmet etmeyi durdurduğunuz an bunun neticesini 48 ay içerisinde almaya başlayabilirsiniz. İşte geldiğimiz gibi, gördüğümüz gibi 24 ay içerisinde İstanbul'un yaşayan organizma olduğu için sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi liyakat konusu çok önemli. Siz otobüslerle ilgili yaklaşık olarak bir yıldan bu yana çok yoğun bir şekilde eleştiriliyorsunuz. Sürekli insanlar otobüs ittiriyor, otobüs çekiyor. Otobüslerle ilgili sıkıntılar kazalar var. Fazilet Partisi, ne Fazilet Partisi? Fazilet durağı üzerinden yalan attığınız aslında tescillendi. Mahkeme kararıyla evet. tescillendi. Yani hatta mesela Fazilet durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili makamları mahkemeye yalan ifadede bulundu dediğimde istiyorlarsa beni mahkemeye versinler. Bir kere daha tescilletelim. Tamam şimdi bunlar neden oldu? Siz İstanbul'un araçlarının bakımıyla ilgili ihaleyi hem de bundan bir yıl önce çeşitli defalarda yaptığınızda yekününde 2 milyar küsür liralık milyar diyorum ihaleyi otobüsleri yapan Mercedes firmasına değil de otobüslerin bakımını hiç alakasız kendi partinizle ilişkisi olan bir adamın ilişkisi olduğu bir yere verirseniz liyakat konusu böyle olur. Kaldı ki PKK ve YPG'nin kadrolarının nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye kadrosu içerisinde yer edindiğini, elinde Kalaşnikov tüfekli insanların PKK-YPG kadrolarında zamanında bulunmuş ve İstanbul Belediyesi'nin içerisinde görev yaptığını görüyoruz. Aa dediler siz büyük yalancısınız, İstanbul Belediyesi'nde görevli değil, parasını Almanya'nın bilmem ne fonundan sağlanan bilmem neler veriyor falan gibi. Şimdi Diyader konusu malum, bunları hep yaşadık. Açıkça kendi grup başkanlarıydı yanılmıyorsam İstanbul Meclisi'ndeki. Dedi ki kadroları biz dedi %35'i CHP'ye, %15'i şu partiye, %15'i bu partiye, %20'si de, %20'si de kariyer üzerinden liyakatla veriliyor diyen ben değilim. Kendi ağızlarından bu hususlar döküldü. Temel atmama törenleri keza öyle.
Şimdi dolayısıyla bu artık SOS veriyor. Çünkü bu süreçte de İmamoğlu'nun prestiji sarsıldığı için adaylık konusu herhalde biraz sancılı artık. Şimdi görüyorsunuz yani. Şoförü olmayan metrobüsler, metrobüs hatlarında kafa kafaya, Allah muhafaza, ölümlü artık olayların meydana gelmesine ramak kaldı bu konuyla ilgili. Şimdi dolayısıyla bütün ya mesela yanan otobüslerden birinde Allah korusun insanların mahsur kaldığını düşünseniz ya, alev topuna dönüyor onlar. Bak sadece o PKK'lı İLO üzerinden değil, PKK'lı Seftap Ayman vardı biliyorsunuz. 962 tane muhtarlığın verisi akıyor. 2020 yılında 99.366 numara ile soruşturma başlatılıyor 2020 yılında. 2021 yılında gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmış. 2016 yılında Seftap Ayman özel bir kolejde terör örgütünün simgeleri ve söylemlerini kullanmaktan okuldan uzaklaştırılmış. Örgütün içerisinde JIN haber ajansı ile ilgili faaliyet yapıyor. Kuzey Irak'ta kampları ziyaret etmiş. Eylemdaş isimli Twitter hesabı üzerinden de PKK yanlısı birçok paylaşım yapmış. Nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde. Şimdi şu soru çok geliyor. İki cümle edeyim bırakayım. Kardeşim, bu adamlar işe girerken elektronik devlet üzerinden girip iyi hal kağıdını aldılar mı? Aldılar. O zaman devlet nerede? İşte öyle değil o iş. Adli sicil kaydında bir şey olmaması ayrı bir şey. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ayrı bir şey. Biri üzerinden paklamaya çalışıyorsunuz. Yani bugün insanlar gidip çok rahatlıkla e-devlet üzerinden adli sicil kaydı yoktur diye bir belge alabilir. Ama bu kişinin güvenlik soruşturması yapıldığında adli sicil kaydına henüz yansımamış fakat devletin takibatında olan bir takım hususlar çıkabilir. O yüzden 2019 yılında güvenlik araştırması ve soruşturması ile ilgili husus kanun meclise geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP bu konuyla ilgili şerh düştüler. Kabul edilince de Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Anayasa Mahkemesi bunu kişi hak ve hürriyetinin bir takım hususları sızar dışarıya diye dedi ki siz bu kişinin güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat olarak yaptığınızda elde edeceğiniz bilgi ne kadar süreyle saklanacak? Başkasının eline geçmemesinin nasıl bir garantisi olacak gibi bir takım hususlardan dolayı bozdu. Ve haklıydı da, çünkü neden, hiç kimse kendi bilgisinin dışarıda ifşa olmasını istemez. Bunun üzerine hükümet bu konuyla ilgili düzenlemeleri yaptı. Tekrardan meclis gündemine getirdiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin genel kurulda olmadığı bir zaman dilimine denk getirdiler ve söz konusu kanun teklifi reddedildi. Evet. Onun tekrardan meclise gelmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. O süre geçti ve 2021 yılında 2 yıl aradan sonra bu kanun kanunlaştı. Ama 2000, o arada sızanlar sızdı. Bingo. 2019'da 2021 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bilmem kaç bin tane insan çıkartıldı, bilmem kaç bin kişi de alındı ve İçişleri Bakanlığı'ndan da güvenlik soruşturması istenmedi. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri, Ekrem Bey'le hiç alakası yok, İşe girenlerin güvenlik soruşturmalarını yapıyorlar. Bulduklarını da kamuoyuyla paylaşıyorlar, tutukluyorlar. Vaveyla ortadan kopartılıyor. Niye kardeşim yani? Siz istememişsiniz. Bu devlet... Aslında daha önce diyorlardı ki varsa terörist gel yakala diyorlardı. İşte yakalıyor adam. Ağa çıkartıyor işte adam. Yani olay bundan ibarettir. Tutup da ısrarlı bir şekilde, tuti kuşu gibi ısrarlı bir şekilde neden o zaman adli sicil kaydını devlet temiz verdi diye sorup durmasınlar. Çünkü adli sicil kaydı ayrı, güvenlik soruşturması ayrı bir şey sevgili İbrahim. Peki. Şimdi Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye bir mesaj var. Onu bir paylaşmak istiyorum sizlere. İç siyaseti konuşurken niye bu kadar uzaklara gittik derseniz. Çünkü Türkiye hangi ülkenin yanında durduysa, dirayetli bir siyaset sergilediyse bir şekilde mesafe almayı başardı. Bir izleyelim. Karma komisyon çerçevesinde Türkiye, al presidente Venezuela Erdogan adına yine gran amigo Cumhurbaşkanı de Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Gran amigo nuestro, ülkemizin büyük dostu. Que junto al pueblo de Turquía, siempre Turquía ha condenado abierta, claramente y con mucha firmeza las medidas coercitivas unilaterales que se toman contra Venezuela.
Şimdi Sayın Akın, size sorayım isterseniz. Maduro uzun süre Amerika kuşatması altında kaldı. Amerika sonra baktı ki gaza ihtiyaç var, petrole ihtiyaç var. Heyet gönderdi, dedi ki Maduro'ya ya artık bir masaya oturalım dedi. Çok benzer meseleler Katar'da bir an gözümün önüne geldi. Türkiye Katar'ın da yanında durmuştu. Şimdi ne dersiniz hani bu gelişme için? Şimdi ta Güney Amerikalardan Türkiye'nin kıymetini bilen liderler teşekkür mesajları gönderiyor. Biz bir türlü beğendiremiyoruz. Valla aslında Maduro'nun mesajı çok net. Ben 2010'a kadar olan süreci ayrı değerlendiriyorum. One minute çıkışıyla ve bir daha da Davos'a gelmem deyip Antalya diplomasi formunda Davos'un muadilini yapıp Stoltenberg'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sabırsızlıkla bekliyorum dedirtecek bir lider Maduro'dan da bu mesajı alır. Yani olay artık çok netleşti. Bundan bir iki ay önce biz bir derginin kapağında Atlantik'ti zannedersem Bad Guys Are Winning. Kötü adamlar kazanmak üzere deyip Times Atlantik'te, Atlantik'te de çıktı, Time'da da çıktı. Doğru. Kimi koydu oraya? Doğru. Putin'i koydu, güzel. Maduro'yu koydu, Erdoğan'ı koydu, Xi Jinping'i koydu. Bir de Belarus'un Lukashenko'yu koydu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız emperyalizm karşısında milli ve yerliliği savundukça, ulusal bağımsızlığı, devletin milletin çıkarlarını savundukça ve bunu böyle yapmaya çalışan liderler de bunu gördükçe Cumhurbaşkanımızın etrafında kümeleniyorlar. Olayın özeti bu. Bir yanda emperyalizm, yani az önce de söyledim, Avrupa Birliği, Amerika, Japonya, Avustralya, Güney Kore'si. Bir yanda da kendi milli şeyini savunan Rusya'sı, işte direnen, Avrupa Birliği'ne direnen Macaristan'ı, efendim Türkiye'si, Hindistan'ı, Pakistan'ı, ki Pakistan'da da bir şeyler yapıyorlar. Bu böyle olmayacak. Yani Avrasya güçleniyor, emperyalizm. Biraz Doğu Perinçek mi koktu? Bilmiyorum. Seviyorum yani, adam milli. Seviyorum Doğu Perinçek'in dediği her şeye bakıyorum. Yani 30 tane 28 Şubat'tır şudur budur şey yaptığımız nokta vardır. Ama milli ve yerli siyasette bakın artık şunu herkes anlasın. Peygamber Efendimiz'in sözü hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Atatürk'ün sözü söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu iki söz birleşiyor. Ulusalcı Kemalist kanat Atatürk'ün sözü muhafazakar dindar kanat. Peygamber i̇şte Efendimiz'in sözü etrafında birleşiyorlar. Yani Donbas'a Rus askeri girerken işte yani şey diye manşet atıyorlar. Yani ben artık orada Rus, Ruslara mı diyorsunuz? Evet yani ulusal kanalda diyor ki işte Donbas'taki saldırılara karşı Rus güçleri direniyor ki başka türlü. Ona verilmiş bir misyon var. Yani Rus Çin konusunda şey her şeyi gözü görmez yani, Doğu Perinçek'in ama. Biz kendi adımıza bizim pusulamız net yani o konuda ne batıda ya, ne doğuda bir şey aramıyoruz. En azından milli ve yerli meselelerde hakikaten FETÖ, Soros evet. Yani o konularda Sayın Perinçek hükümete her konuda destek veriyor. Peki. İleride herhalde ittifakın içinde olur. Peki çok az zamanım kaldı. Üçüncü başlığı açacağım ve oradan birer değerlendirme rica edeceğim. Maske İsmet oh ne rahat diye. Taceddin Kutay diyor ki rahat bana diyor, hiç süre vermedin diyor. Yok estağfurullah. Olarak... Bunu mu konuşayım? Maske İsmet mi konuşayım? Geçmeyelim mi? Hadi konuşayım o zaman. Peki şeyi söyleyeceğim. Yani şimdi hani içinde bulunduğumuz konforlu alanı unutuyoruz biraz. O yüzden bir hatırlamak gerektiğini düşündüm de o yüzden bu başlığı seçtim. Hani işte mezarlıklarda ölü sayanlar, ülkeyi kapatıp gidelim diyenler, bu hükümet altında kalacak her gün 600 kişi 1000 kişi ölecek diyenler. Biraz o dönemleri hatırlamak gerekir diye düşünüyorum da o yüzden... Ya onlar ne baş canım onlar. Meseleyi de şöyle soracağım işte. Sağlık reformu ve başkanlık sistemi gibi bir karar alma mekanizması olmasaydı biz bu maskesiz günlere gelirken ne acılar ne bedeller öderdik ki. Şunu da söyleyeyim 100 bine yakında kaybımız oldu yani onun da altını çizmek gerekir. Hani kolay da olmadı. Birçok insan şu anda ya bizim yakınlarımız vefat etti sen ne diyorsun diye düşünebilir ama... Biz hani burada dünya ile bu meseleyi kıyaslıyoruz, imkanlarla kıyaslıyoruz. Onu da altını çizmek isterim. Hocam demin biz bir şey gördük. Bir metrobüs şoförsüz bir biçimde iniyordu ya. Evet, değişik. Şoförsüz metrobüs kötü bir şey değil mi? Felaketle sonuçlanan bir şey. Şoförlü metrobüs iyi ve felaketten koruyan bir şey diyoruz değil mi? Hı-hı. Çarptığı metrobüste şoför vardı. Ama onun kaçacak yeri yok. Tamam hocam işte tam olarak ondan bahsediyorum. Sen istediğin kadar sistemini mükemmel işleyecek şekilde tanzim ve tezyin et. İstediğin kadar yap. Bunu, bu sistemi yürütmen gereken sağdan ve soldan işte onunla mütemmim cüz olan sistemler eğer senin ayağına bağ ise istediğin kadar şoför ol. Karşıdan gelen adam geliyor. Kaçacak yerin kalmıyor bir yerden sonra. Burada bizim sistemle alakalı bir takım şey. Bak başkanlık sistemiyle ilgili
çok yoğun ve haklı itirazlar var. Bu itirazlara haksız itiraz diyemeyiz. Ama zaten düzeltelim diye Erdoğan kaç kere çağrı yaptı. Anayasa değişikliği yapalım dedi. Şundan bahsediyoruz. Burada maalesef 15 Temmuz sonrası. Bak çok anormal dönemleri geçiriyoruz. Keşke ben de otursaydım da o Finlandiya'daki o hatun kişilerden birine rey verseydim. Hangisinin gözleri daha güzel diye rey verseydim yani sandıkta da. Bir sistem çalışması yapsaydık böyle tatlı olurdu ki oturur şiir yazardım yani. Ama 15 Temmuz sonrası kervanı yolda düzdük. Uyum yasaları falanlar ve filanlar ve sistemde bir takım arızalar var. Hı hı. Tamam mı? Bu arızaları bir şekilde ortadan kaldıracağız. Deneme yanılmayla da kaldırabiliriz. Ha, hiç bu da ayıp değil. Parlamenter sistemin ne hayrını gördük ya? Ne hayrını gördük kardeşim bunca sene? Parlamenter sistemi dediğin şeyin özünü ben anlatayım. Parlamenter sistemi dediğin şey hıyni hacette sistemi tıkamak üzere küçük aktörlere çok büyük roller verilen saçma sapan bir sistemmiş. Gördük. Ondan sonra Milliyet gazetesinde şu kadar yazılar 180. tur Cumhurbaşkanı yine seçilemedi diyor. Dalga geçiyor. Neyse. Buradaki hadisemiz parlamenter sistem dış operasyonları da fazlasıyla açık. Çok yani çok. Bunu Pakistan örneğinde gördük hocam, en son. Hocam demokrasi dediğiniz sistem bir tercihtir. Bir zorunluluk zaruret değildir. Ve demokrasi dediğiniz şeyin en büyük sıkıntısı demokrasinin hele günümüzde yani çok fazla manipülasyona açık olmasıdır. Demokrasi ilave edelim demek değildir. Bu bir tercih yapacaksınız. Kullanacaksınız ona göre de tedbirlerinizi alacaksınız. Sistemle alakalı şunu söyleyeceğim. Maske mevzuyla alakalı olarak da. Ve sağlık mevzuyla alakalı olarak da. Eğer bundan sonra biz sistemle alakalı bir takım şeyleri yürüteceksek, burada en önemli hadisemiz yan unsurları sistemin özellikleriyle entegre edebilmektir. Bak, başkanlık sistemine geçtik, bürokrasimiz hala eski alışkanlıklarla tabii geçiyor. Ve siyasetin bürokrasi üzerindeki ağırlığı şu anda belki de hiçbir zaman olmadığı kadar düşük. Siyaset bürokrasi karşısında bu kadar zayıf olmaz. Çünkü bürokrasinin yapmadığı işlerin hesabını vatandaşa karşı siyasi verir. Tabii. Adam bürokrata iş yaptıramıyor. Haklar ve sorumluluk. Memur iş yapmıyor hocam. Memur iş yapmıyor. Siyasiye soruyorsun hesabını. Siyasi diyor ki ben arıyorum telefonuma çıkmıyor. Çıkmıyor diyor. Şu andaki mevzu yandaki aparatların eski sisteme uygun bir şekilde devam ediyor olması. Bunu bu sisteme uygun bir şekilde bizim tanzim etmemiz lazım. Tanzim edemedikten sonra istediğin kadar şoförlü metrobüs ol. Karşıdan geliyor. Karşıdan geliyor. Geri vitese taksan kaçamayacaksın. Sağa sola yol yok. Yandın. Bu sebeple söylenecek hadise şu. Ha bir de şunu da söyleyeyim bak. Kur'an-ı Kerim çok ilginçtir. Yani ha günümüzün insanına da söylüyor. Neden bahsediyor? Tevhidden bahsediyor, nübüvvetten bahsediyor, haşirden bahsediyor, adaletten bahsediyor. Yetmiyor diyorlar ki bize büyü yap, sihir yap. Sihir yap böyle, mucize göster. Ayı yarıyor, şakkı kamer. Aa sen büyücüsün diyor bu defada. Ne yaparsan yap ikna edemiyorsun. Burada da böyle bir manyak var. Dolayısıyla ne yaparsan yap. Hiçbir şekilde tatmin edemeyeceğin bir adam var ya, onunla ilgilenmeyeceğiz. Bizim ilgileneceğimiz şey sistemimizi arızasız bir biçimde yürütebilmektir. Bu arızasız yürüyebilme hadisesi de ana unsurlar ve yan unsurları birbirine tetabuk eder şekilde tanzim etmektir mesela. Peki Sayın Alabar da sağlık reformu ve başkanlık üzerinden soracağım. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi örnek gösterdi bu süreçte. Muhalefetse Türkiye'yi kilitlemek, komple kapatmak üzerine Batı'dan aldığı örnekleri sürekli olarak dayattı. Bugün geldiğimiz noktada yerli aşısı Turkovak'ı olan, işte kendi solunum cihazlarını yapan bir ülke olarak mücadeleye devam ediyoruz. Sizin görüşleriniz nedir? Birkaç dakikam kaldı. Hatta şöyle dakikam hızlıca kaldı söyleyeyim. Ama yerli aşıyla ilgili olarak muhalefetin ortaya koyduğu hiçbir veri yoktur. Dolayısıyla olunmamasında fayda vardır diye Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan onay alan aşıya sırf yerli olduğu için, faz 1 ve faz 2 aşamalarda geçmiş aşı ile ilgili bu şekilde açıklamalar yapıldı. Gelelim sağlık sistemi ile ilgili hususlara. Doçevelle başta olmak üzere Türkiye'de 1 milyonun üzerinde insanın öleceğini, evet, sağlık sisteminin kifayet etmeyeceğini, yoğun bakım ünitelerinin kifayet etmeyeceği söyleniyordu. Aynıyla vaki Almanya'da gördük biz bu hususları. Şehir hastaneleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde güzel bir şey gördüm. Ankara Büyükşehir Belediyesi şehir hastanelerinde çorba dağıtımı sağlık bu pandeminin yaşandığı süreçte. Bir takım gazeteler bunu sür manşetten verdiler. Ve peki ben karşı mıyım
hastanede çorba dağıtılmasına. Asla. Hali vakti yerinde olmayan bir vatandaşımız içebilir. Sabah fırsat olmadığı için hastaneye giden bir hemşire kardeşimiz oradan istifade edilir. İftar sofralarında da sadece tabii ki hocam, taşradan tomografi diye gelip 20 gün hastanede sürünen adam var ya. Bu adamlara bakacaksın ya. Tabii ki. Dolayısıyla şimdi bu insanlara yönelik olarak belediyenin orada çorba dağıtması hangi partiden olursa olsun ben takdir ederim. Ama öyle bir kafa var ki 1 liralık çorbayı gören yanında bütün Türkiye'ye yayılmış şehir hastanelerini ve sağlık hizmetiyle ilgili hususu görmüyor adam. Şimdi kusura bakmayın, yani bizden objektif olmamızı bekliyorsunuz ki biz siz istediğiniz diye değil fıtraten öyle olmak zorundayız. Ama öbür taraftan siz çorbayla ülkeyi teslim alırken şehir hastanelerini görmüyorsunuz. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. 4 tane yeşil ibriği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kabristanına koyup alkışlar Sayın Başkan, işte sayenizde kabristandaki cenazelerimizi kabirlerimizi sulayabiliyoruz diye bu konuyla ilgili kadeh düzen, övgü düzen adam bir ay sonra Türkiye'nin ürettiği SİHA ile ilgili burun kıvırıyor. Ya. Tabii sen yeşil ibriği öven adam olarak sanat İHA'yı beğendirmek güç. Yazıklar peki. Olsun bana kabir ziyareti de yapıyorsa. Veda ediyorum efendim. Süremizi açıyoruz çünkü şunu da söyleyeceğim. Benim de gözümün önüne gelen bir sahne var. Bir uçak, içeride 8 kişi ve bir görevli diyor ki ülkenizi ne olur sevin bakın 8 kişi için uçak kaldıran bir ülkeniz var diyor. Bunları da unutmamak gerekiyor diyorum. Masada ne var için veda vakti. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan verilen destekler için de ayrıca minnettarız. Sağ olun, varlık. MNV ailesi olarak büyüyoruz. Hoşçakalın.